Zirve Defteri'nde bu akşam zirvede bir ismi, çok özel bir ismi ağırlıyoruz. Sayın Bekir Yıldız, Medyanet'te, stüdyoda konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. Sizin çok sevdiğiniz bir parçayla açtık. Evet. Çeçen Kızı. Bir anısı var mı başkanım? Var, olmaz. Sizin telefon da dinlediğiniz bir melodiydi. Şimdi önce Tamburi Cemil Bey bunu İstanbul'da, yani İstanbul deyip geçmeyelim, erik satan bir sokak, arabasının üstünde erik satan bir erikçinin sesinden alarak bunu kayda geçmiş. Öyle mi? Evet. Yani İstanbul sokaklarında sanatkar adam da böyle bir şey demek ki. Yani erikçinin o erik satarken artık ne tür bir reklamı varsa eriğinin güzelliğine, eriğin satılmasını övücü. Hacı Arif Bey evinden bunu odasından, penceresinden dinleyince erikçi oturmuş Çeçen Kızı'nı yazmış. Çok güzel. Yani şeye dökmüş, notalara dökmüş ve hakikaten ben İstanbul'da bulunmanın getirdiği avantaj diyelim, biraz da musiki, enstrüman yapamıyorum ama dinlemeye çalışan bir insanım. İstanbul'un avantajlarından bahsederim. Hatta bazen işi ileri götürürüm, latife de ederim gençlere. Nerede okuyorsun, diplomayı nereden aldın falan deyince, İstanbul'un dışında lisans diploması alan ikini kabul etmiyorum dedim. O biraz alınır falan ama mevzu açmış oluruz. Yani İstanbul'un üniversite bitiren, İstanbul'da üniversite bitiren birinin üniversitesinin bitirdiği üniversitenin diploması, lisans diploması diye ona söylüyorum. 4-5 yıllık diplomaya lisans diploması derler. Yanında 4-5 tane diploma alma şansı var. İstanbul için söylüyorum bu. Türkiye'nin bir başka şehri için geçerli değil. İstanbul'da bulunmanın getirdiği avantajları yaşadığımı, kısmen yaşadığımı düşünüyorum. Çeçen Kızı'nı orada dinlemiştim. Belediye başkanı olunca da telefon santrallerinde Finlandiya kaynaklı telefonlar, merkezleri. Onlar ne koyduysa o müzik çalıyor. Yani ucuz batı müziği koymuşlar. Onlarla bir alo veriyor dinlemede. Ve arkadaşlara dedim ki, Kayseri'deki müzisyenlere, ben dinleme müziği ve telefon çalma müziği olarak Çeçen müziğini istiyorum dedim. Olur dediler, çok kolay bir şey zannettiler. Kayseri'de bütün imkanlar yan yana geldi. Bu işin altından kalkabilecek kimse yok. Hatta şu nameyi enstrüman olarak çalabilecek arkadaş yok. Çok ilginç. Evet, sene 94. Neyse, arkadaşlara tarifle, marifle falan şey yaptık ama baktık, o Türkiye'deki merkezi Un Kapanı, müzik merkezi. Orada tanıdıklarım var. Onlar çok zorlandı. Ben diyorum ki, Koca Sinan Belediyesi'nin santraline koyun bu Çeçen müziğini. Biri açtı telefonu, alo, işte sizi şuraya bağlıyorum derken, bekleme müziği Çeçen Kızı dinlesin. Sonuçta en kaba biçimde başardık. Türkiye'de ilk oluyor yalnız bu. Doğru. Ama ondan sonra hamdolsun bir baktık yaygınlaştı. Çünkü bu hakikaten kendi müziğimiz, kendi bünyemizden olan bir müzik. Başkaları falan ilave etti. İlk dönüşümü Sağlık Bakanlığı bütün birimlerine kendi bir yerli müzik koydu. Arkasından diğer bakanlıklar, sonra bölge bölge genel müdürlükler, belediyeler falan. Şu anda yaygınlaştı, bundan da memnunum. Başkanım, şimdi hazır buradan açılmışken birçok konumuz var. Hemen yanı başımızda savaş var, belediye var, enerji var. Onlara gireceğiz ama hazır yerli ve milli kültürden açılmışken, siz değişik zamanlarda öğrenciler geldiğinde gençlerle, bir gençlik önderi olarak çok sektörün içerisinde bulunan biri olarak tavsiyelerde de bulunuyorsunuz. Mutlaka diyorsunuz bir spor dalı, enstrüman, bir yabancı dil en azından öğrenin diyorsunuz. Artı bir de çok önemli bir mesajınız var.
genç, üniversite okuyan öğrenci kardeşlerimin şunlara dikkat etmelerini istiyorum. Kendilerini yetiştirsinler, varsa bir haksızlık, insani ölçüler çerçevesinde yıkmadan, dökmeden, kırmadan mutlaka dile getirsin. Neye karşı olduğunu, hangi kültüre, fikre, düşünceye hizmet ettiğini bilmeden hareket etmek yanlıştır. Dinamik genç insan olarak bir takım kışkırtmalara alet olmayın. Hiçbir zaman da pısırık bir kedi gibi köşede kalmayın. İnsan olarak hak nasıl talep edilir, onun bilincinde de olun. Kendinizi her konuda yetiştirin. Sizler yeni bir iz peşinde koşacaksınız. Yeni faaliyetler yapacaksınız. Bu dönemin şartlarına göre hareket edeceksiniz. Şimdi ulaşım, haberleşme daha kolay diyorsunuz. Burada çok önemli bir hayat düsturu var. Detayını size alabilir miyiz? Çok önemli mesajlar var başkanım. Evet, şimdi ben onları inanarak ve yaşayarak söylüyorum. Yani ezbere bir böyle duysun, güzel lafları, edebiyatını yapalım diye söylemiyorum. Bir defa bir delikanlı vasıflı olsun istiyorum. Bizim gencimiz bir vasıflı olsun. Vasıf da kendiliğinden durduk yerde olmaz. Bir mesleği olacak zaten. Yani sanayide kaynakçı olur, demirci olur, esnaf olur falan, hepsine saygı duyarız. Veya üniversite öğrencisi ise imkanları biraz daha fazladır. Gördüğü öğrenimin yanı sıra bir takım vasıflar olsun. Bu vasıflar bir lisan kabiliyeti olsun. Yani lisan öğrensin. Bir öğrenebilir, artı iki öğrenebilir, üç öğrenebilir kendi kabiliyetine göre. Bu çok önemli bugün. Artık ikinci, üçüncü lisanı bilen çok geride kalıyor. Bilmeyen çok geride kalıyor. Şimdi bilgisayarı da çok iyi kullanması icap ediyor. Lisan öğrensin istiyorum. Bir de şöyle, insanı insan yapan unsurlardan ruhi değerler var. Yani şu musiki bunlardan biri. Musiki yapsın, bir enstrüman çalsın. Bir enstrüman seslendirebilsin. Yani bu ne olursa olsun kendi kabiliyetine göre öğrensin. Çok da uzun sürmeyecektir. Yok, kabiliyeti yoksa dinlesin. Benim kabiliyetim yok diyelim ki, enstrüman çalmaya kabiliyetim olmadığını. Çünkü ben Kayseri'den İstanbul'a giderken neyi üfleyeyim diye can atarak gittim. İdealim ne üflemekti? Biz neyi elimize almadan siyah kuşak karateci olup çıktık. Aklınız yok muydu karate, siyah kuşak? Hiç aklımın ucundan geçmiyordu. Ben neyi üflemek üzere İstanbul'da can atıyordum ama kabiliyetimiz yokmuş. Çok da usta neyzenlerle falan bulunmamıza rağmen o işi yapamadık, beceremedik. Bu iş kabiliyet meselesi yalnız. Ama o sevgi, o musiki sevgisi hep devam etmiş. Tabii dinliyoruz dinlediğimizi. Yani bir defa musiki nasıl dinlenir, nasıl musiki topluluğunda bulunulur falan, bunlar başlı başına iş. Öyle geçiyorken uğradım, tilki kardeş hesabı yok yani. O bakımdan vasıflanmanın unsurlarını sayıyorum şimdi. Bir lisan öğrensinler. Yani bir topluluğa girdiğinde o topluma ha işte falan kimse geldi dedirsin. Yani oranın acısı varsa acısını paylaşacak bir şey yapsın. Katkıda bulunsun. Oranın keyfi, zevki varsa o zevki çoğaltacak bir şeyde bulunsun. Yani bir toplumun diyelim bir gruba, arkadaş grubuna, aile grubuna, bir topluluğa girdiği zaman ve el sesiyle, enstrümanıyla falan oraya bir çeşni katsın. Bu güzelliktir diye düşünüyorum. Ve vasıf da bunlarda bunlardır. Yani ses kabiliyeti Allah vergisidir. Kimse kendiliğinden, ha Allah verdikten sonra ses kabiliyeti onu düzenleyecek, tertipleyecek, nasıl kullanılacağı öğrenecek falan, o da ayrı bir ilim. Hadi bunlardan uzak kaldı veya hepsi birden olsun isterim. Bir spor branşına takılsın. Bir branş, hangi branş hoşuna gidiyorsa, onu profesyonel olmasa da, yani müsabakalara çıkacak bir lisans almasa da, lisanslı bir sporcu olmasa da, kendine yetecek kadar, doğumundan ölüme kadar yapılabilecek bir hareketler silsilesine beden eğitimi diyoruz. Sporsa biraz daha müsabakaya yönelik ve belirli safhalar icap eden şeyler. Herkes sporcu olamaz. Beklemek de doğru değil. Ama herkes beden eğitimi yapabilir. Ben bu beden eğitimini kastediyorum. Periyodik hale getirsin. Günlük şu kadar bir işte salona iner. Bir saat arkadaşlarıyla voleybol oynar. Veya günde bir saat yürür. Veya bir basketbol oynar. Veya haftada bir iki futbol sahasına gider falan. Bir ter döker. Şimdi orada bir kaynaşma söz konusudur.
bir araya gelmek söz konusudur. Her türlü şeyin, dünya meşakkatının, dünya kaygılarının dışında ve bir de önemlisi şu, bu işlerde çıkar yok. Yani ben bunu yaparsam şu bedeli alırım gibi pusu yok. Bazı iş, şimdi birçok işlerde pusu var. Yani ben şöyle bir şaklabanlık yapayım, şu kadar kuruşu da aradan çıkartayım. Bu bahsettiğim işler, bu vasıflı işlerde sen kendinden fedakarlık yapacaksın. Zamanını vereceksin, biraz canın yanacak, ter dökeceksin, kovalayacaksın, sonra keyif almaya başlayacaksın. Yani insanımız, delikanlı, gençimiz vasıflı olsun. Bir de o pısırık olmasın, hak nasıl alınır, nasıl bir şeye tepki verilir, bir şeyin meselesi, davası nasıl tartışılır. Bunlardan haberli olsun, yoksa dünyada çok arka planda kalır, güdülmeye muhtaç sürüler haline gelir. Korku mu? Biz öbür meselede de yani bilinçsiz bir eylemin acısını çok çekmiş bir nesliz biz. Hala da çekilir. Yani şimdi bizim o gençliğimiz döneminde binlerce delikanlı can verdi. Sağcı solculuk adına can verdi. Şu bu dedi can verdi. Birbirinden pek de farklı olmayan insanlar birbirlerine kıydılar. Yani denilebilir ki o insanlar ne yaptığının pek de farkında değildi. İyi niyetliydi ama farkında değildi olayların. Olayların geri planını da okumak lazım. Yani sonra bir yanlış idareci, farkında olmayan idareci, bugünkü Zelenski gibi, Ukrayna'nın devlet başkanından bahsediyorum. Yani bütün ülkesini harabe haline eliyle getirebilir. Ukrayna harabe haline geldi. Neredeyse 20 milyon insan deplasman yaptı, göçebe durumuna düştü. Muhacir durumuna düştü. Ölenlerin haddi hesabı yok. Yıkılanların, kanın, revanın haddi hesabı yok. Olay daha farklı ama işte bilinçsiz bir yöneticiden bahsediyorum. Şuursuz ve ne yaptığını bilmeyen bir yönetici, Allah nasip etmesin, başımızdan bilinçli yöneticileri eksik etmesin. Evet, yani vasıflı insan yetiştirin isterse, diyorsunuz, kendinizi yetiştirin. Kendisi yetişecek. Büyükler de onun önünü açacak. Yoksa bizim nesle talip olan çok şeyler var. Yani benim torunlarıma benden çok daha fazla talip olan gruplar var şimdi yani. Dünyada işte şimdi cep telefonu, bilgisayar oyunları, sosyal medya vesaire ismiyle çocukların zihnini bulandıran birçok girişimler var. Bu bir şey, çekişmedir, bu bir yarıştır. Bırakırsan alıp götürüyorlar Ömer'im elimizde. Yani bırakırsak bizim değildir. Tam o konuya geliyordum başkanım. Şimdi öğrencilik yıllarınızda Milli Türk Talebe Birliği yönetiminde görev aldınız ve 21 dalda faaliyet gösteren spor kulübünün de başkanlığını yaptınız. Siz de bizatihi 6 dalda lisanslı müsabık sporcusunuz ve hakemsiniz aynı zamanda. Antrenörüm aynı zamanda. Bir de aynı zamanda antrenörsünüz. Hocalık da yaptım, sporculuk da yaptım. Bu hocalığa da geleceğiz. Birazdan bu tiyatro, sinema ve fotoğrafçılık üzerine de oldukça etkin çalışmalarınız var. Spor alanında hocalık derken bugün çok çok ünlü isimlere de hocalık yaptığınızı biliyoruz. Biraz o dönemi alabilir miyiz? Nasıl spor başkanım başladı? Karakuşağı kadar karate nasıl geldi? Şimdi altı dalı nasıl başardınız? Sadece şey değil. Demek ki koşturuyorduk. Biz illa yani altı dalda faaliyet gösterelim falan diye değil, avantajımız vardı. İyi bir kapalı spor salonumuz var. Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir kapalı spor. Çok fonksiyonel, çok şey, ortopedik bir kapalı spor salonumuz. O günlerde Türkiye'de kapalı spor salonu olan başka kulüp yoktu. Bir tek Eczacıbaşı Bayan voleybol takımı var. Onun beton zeminli bir voleybol salonu var. Onun dışında İETT falan gibi bir takım İstanbul Elektrik Tramvay ve Otobüs İşletmeleri, İETT dediğim o. Onun takımları vardı. Başka da Fenerbahçe, Galatasaray dışarıda antrenman yapardı. Biz bu salon imkanını değerlendirmişiz. Branş alanı, faaliyet alanı çok olunca biz de onları içine hem organize ediyoruz, hem müsabakalarını organize ediyoruz, hem işleyişini, hem kayıtlarını, hem öğrencilerini, hem sporcuların lisans durumlarını derken salondan çıkmıyoruz bir yerde. Günümüzün tamamına yakını spor salonunda geçiyor.
ve derken biraz da hoşumuza giden zaten şöyle. Bir altyapıyı spor bahsinden, bir altyapıyı tamamladıktan sonra üstüne olabilecek sporları çok kolay yerleştirirsiniz. Diyelim halterci olmaz ama voleybolcu olur. Yani diyelim ki 3 adım atlamaz da maraton koşar. Bizde bu branşların tamamı olduğu için işte masa tenisi, voleybol, savunma sporları diyelim, sadece karate değil, savunma sporları da çok genişti ve o gün Türkiye'de federasyonlar da kurulmamıştı. Yani judo, tekvando, karate federasyonları yoktu bugünkü gibi. O bakımdan ilklerinden olduk. İlk kurucu, ilk getirici, ilk siyah kuşak, ilk hocalarından olduk savunma sporlarının. Bu vesile tamamını tanıma, tamamıyla halleşme, haberleşme durumu oldu. Ve hocası, önce öğrencisi olduk, sonra hocası olduk. Hoca olunca zaten antrenörlük de yapma imkanım var ve zaten hakemlik de yapabilme. Voleybol gibi, güreş gibi, masa tenisi gibi branşlarda falan hem müsabık hem şeyde ve bir de şey, mukavemet koşucusu, 10 bin metre koşucusu olarak faaliyette bulundum. Atletizmde 10 bin metre, sprinterlik değil 10 bin metre. Yani o dönemi biz kendimize göre dolu dolu değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Ama bugün ne gelecek olursa gençlerimize bir defa da evlatlarıma, torunlarıma, gençlere mutlaka vasıf sahibi olsunlar. Kendi mizaçlarına uygun, sevdiklerine uygun bir enstrüman çalsınlar, bir enstrümanla haşır neşir olsunlar. Tiyatro, sinema, müzik bir sanat dalı seçsinler, onlarla uğraşsınlar. Bunlar çok düzgün meşgalelerdir. Bir defa cemiyeti, toplumu, dünyayı doğru tanımaya vesile olur en azından diye düşünüyorum. Ve tavsiyem hep bu yönde, buradan geri adım atmış değilim. Israrla, giderek, şiddetle bu fikrimi devam ettiriyorum. Başkanım, şimdi kuşaklar var. Bir de Z kuşağı çıktı. C kuşağı, Z kuşağı gidiyor. Bunları nasıl şimdi değerlendiriyorsunuz? Benim değerlendirmem şöyle. İnsanları tasnif etmek kolaycılık olur. Yani Z kuşağı deyince sorulduğunda 2000 yılından sonra 2000 yılından sonra doğumlulara Z kuşağı diyoruz. Bu sefer 2000 yılından sonra doğanların tamamını bir torbaya atıyorsun. Ve bunları tek problem olarak görüyorsun. Halbuki insan nerede var? O aynı problemlere haiz. Yani isterse biraz malzemeler falan değişik, ulaşım, iletişim falan gelişmiş bugün için. Bazı şeyler, modern el aletleri falan gelişmiş ama insanın vasıflarında bir değişiklik yok. İnsan doğru sözlü olabilmeli. Bu kainatın varlığından, yani insanın varlığından kıyamete kadar bu böyle, bu kural. Cömert olmalı. Terslerinden uzak tutulmuş. Yani doğru sözün karşısı ne? Yalan söylemek. Yalandan uzak dur, doğru sözlü olmaya çalış. Cömert ol. Hasis, pinti, malın üstüne çöken olma. Cömert ol. Allah sana verdiyse sen de kısmi olarak dağıt. Korkak olma, cesur ol. Gibi, yani bir şey zıttıyla var. İnsanoğlu da saat sarkacı gibi bu iki zıt arasında gidip gidip gelir. Yani bu bakımdan Z kuşağı, Y kuşağı, X kuşağı, ondan sonra alfa kuşağı, gama kuşağı birbirine fark etmez. Fakat şimdi esas itibarıyla bu Z kuşağı projesini yeryüzüne getiren maksatları bildiğimiz için veya tahmin ettiğimiz için onlara göre tavır alma. Yani bizim gençlerimize bu Z kuşağı diye bunları isimlendiren mekanizmalar talip, zihnine talip, yönetimine talip. Şimdi Bekir Yıldız'da Ömer Faruk Amurcu ile niye uğrasın? Bunlar artık kazıklamış kendine göre. Yani fikri bir tadilata, değişime uğrayacak halleri yok ki bunun. Ha, genç çocuk aldatması kolay, kandırması, yönlendirmesi, cazip kabul ettirilmesi kolay. O yüzden Z kuşağı diyor, biz de kül yutar gibi hemen bu Z kuşağı lafını alıp yutuyoruz. Çok şeyi yutmamamız lazım. Bunlar birer insan.
Ömer'im bak, ekran karşısında bizi dinleyen kardeşlerim için de her biri tek tek ayrı. Her biri tek tek mükemmel yaratılmış. Her birinin kaderi ayrı. Her birinin Cenab-ı Allah özenerek, bezenerek en mükemmel şekilde, en mükerrem şekilde yaratmış. Hiçbirimiz birbirimize benzemiyoruz. Hepimizin kaderi birbirinden farklı ve ayrı. Kıymetliyiz. Sen o kadar kıymetlisin ki Ömer, Faruk, Hamurcu'dan dünyaya başka bir daha gelmeyecek. Yani ilk insan da kıyamet ne zamansa son insansa başka Ömer, Faruk, Hamurcu yok. Sana öyle bakmalıyız. Z kuşağı dediğimiz bir torbaya attığımız ya milyonlarca, milyarlarca nesli böyle Z kuşağı. Bunlar hükmü şudur gibi kaba bir hükümle bohçalayıp atacak olursak büyük yanılgı içerir. Onlar birer insan. Her birinde söylediğimiz bende olan ne duygusu varsa o duygular var. Şimdi Z kuşağından ben cevaplar. Benim Z kuşağı ile bir problemim yok. Ben geçim insanıyım. Yani onlarla halleşirim. Beraber şakalaşırız. Oyun kurarız. Onların oyununa dahil olmaya çalışırız. Onlar bizim yani işimize dahil etmeye çalışırız. Ayrı değil bir çocuk. Yani şimdi 20 yaşındaki ve 20 yaşından küçükler için bahsediyoruz şimdi. Öyle ben büyük abi rollerindeyim. Ben emrederim bu çocuklara karşı. Haddi zatında bu genel tavır. Ben büyük abiyim. Herkes benim gelsin elim öpsün veya ben böyle durayım. Herkes gelsin benden danışsın gibi bir abilik, babalık, bilmem büyüklük taslarsan yanına kimse gelmiyor. Gelmez. İnsan sıcaklık hissedebilmeli. Ama bu çocuklarla ilişkiyi çak amca bir tane diyor. Çak hadi çak. Kanka diyorsun mesela. Bir çak yapıyorsun. İşte o başladığın ilişkiye. İlişkinin üslubunu yani sen keşfetmek zorundasın o çocuk keşfetmediyse. Yoksa o yalnız kalıyor. Ne var ne yok. Valla diyor bizim analar babalar bize at yarışına koşuyor. Sürekli başarı istiyor bizden. Okuldan boyuna bizden fazla okulumuza burnunu sokuyor. Şimdi senin Z kuşağı dediğin çocuklardan biri konuşuyor. Ben sürekli görüşüyorum. Bizim analarımız babalarımız bize haksızlık ediyorlar ve farkında değiller diyor. Şimdi ne dersin buna Ömerciğim? Haksız mı bu çocuk? İlişkiye geçme. Başarı. İlla okul. Üniversite. Ya bırak kardeşim zanaatkarsa zanaatkar olsun, ticaret seviyorsa ticaret olsun, okumazsa okumasın, okursa sen destek ver. Yani analar, babalar çocukların yanına bir takıldı. Çocuklar mı Z kuşağı, babalar, analar mı Z kuşağı karıştırır olduk yani. Kaç aldın? Dershane yetmedi okul, okul yetmedi özel bilmem ne. Ondan sonra şuraya girdiydi, buraya girmediydi. Çocukların başının eti yeniyor yani. Çocukların dediği de o. Biz yarış atı gibi hissediyoruz kendimizi. Evden bizimle başka türlü bir soru çıkmıyor. Yani nasılsın, ne düşünüyorsun, kafanın içinde şey var mı? Sorusu yok büyük tarafından. Onun için ben bu arada anne babaların da dikkatini çekiyorum. Yani tanımlayıp da bohçaladığımız zaman ilişkimiz kopuyor demek istiyorum. Z kuşağı deyip tamam onlara hemen bir patates mühürle ağzını kapatıyoruz. Aha da sana Z kuşağı. Halbuki altında bir insan var. Bende hangi özellikler, hangi şeyler Allah'ın verdiği lütuflar var? Sonda da var. Ona da vermiş. Azmi vermiş, cesareti vermiş, çalışma hırsını vermiş, ömür vermiş. O da yarın işte evlenecek, ev bak sahip olacak veya iş güç sahip olacak. Hasılı ilişki ve doğru ilişki. Bunun için de hani evladına desek tamam oğlum okul başarabileceksen okul, başaramayacaksan önün açık şey değil Allah rızkı. Çok aralıklarla, çok kapılardan sağlar. Rızık kafandan şeye sıkıntı olmasın şimdi. Böyle gidince anne babalar da çocuklar da en kısa yoldan nasıl zengin olunur, varlıklı olunur ona doğru bir imrenti meydana geliyor. Araştırma yok, soruşturma yok. Tam bir tuzak halinde yakalanıp alıp götürüyor.
aileyi de götürüyor, çocuğu da götürüyor. O bakımdan Z kuşağı deyince bu kadar geçelim. Yani altından bizim yaşlıların vebali çok çıkacağı benziyor. Bu kadarını söyleyip hatırlatmış olalım. Şimdi efendim bu az önce çerçevesini çizdiğimiz kültür emperyalizmine karşı da yerli ve milli sinemayı oluşturmak için çok büyük bir emek verdiniz. O alanda devam etseydiniz sizi mühendis değil bir yönetmen olarak görürdük. Şu anda da o alandaki çok saygın yönetmenlere de çok yakın diyaloğunuz var ve sizin mesela bir sözünüz var. Bu Yeniçeriler bizim kültürümüzde o kadar çok çekilecek dizi var ki Yeniçerilere çekseniz yüzlerce bölüm dizi olur. Hatta Deliler filmini Delileri, Osmanlı'daki tırnak içinde delileri çıkarsanız dünya çapında bestseller olur, izlenir diyorsunuz. Bu alanda yeni yeni o açıkları kapatılmaya çalışıyor ama çok da ciddi bir boşluk evet. var yerli ve milli sinemada. İlk günden itibaren büyük emek verdiniz. Neler yapılması lazım bu alanda? Evet, ben sinema çalıştım. Ciddi olarak kursuna da gittim. Sinematek Derneği'nin belli başlı üyelerinden biriyim İstanbul'daki o sıra servilerdeki. O cidden çok ciddi, vasıflı bir çalışma ortaya koyan bir sinematek derneğiydi. Daha sonra ben Çin, böyle 80'li yıllarda, o günlerde Betamax ve VHS videolar söz konusuydu. Yani kasetler alınıyordu, işte makineler, özel bir kutular. Çin elçiliğinden, ben Çin kültürünü tanımak istiyorum. Bana şu vurdulu, kırdılı, Amerika'da çevrilen o Çin dövüş sanatlarıyla alakalı vurdu, kırdı, işte adam bir havada gidiyor, 25 kişiyi birden yere seriyor. Onlar zaten bizim merakımızı, dikkatimizi çekecek filmler değil. Çin kültürünü anlatan bana kaset varsa gönderin dedim. Adamlar 40 tane sandık gönderdiler. Her sandığın içinde 40 tane kaset var. Çok ilginç. Çin kültürünü tanımak istiyoruz diye bir mektup yazdık. Biz de hakikaten tanımak. Ve ben Çin kültürünü, çünkü tarihinden bahsediyor, aile birliğinden bahsediyor, aile anlayışı nedir, kahraman anlayışı nedir, imparator anlayışı nedir, halk anlayışı nedir, pazar, çarşı anlayışı nedir, alışveriş şekli nasıl oluyor falan çok böyle döküm saçım hakikaten Çin kültürünü anlamak için o şeyleri seyretmek lazım. Biraz zaman alıyor, yorucu, yoğun bir iş ama ben izledim. Sonra bir kısım bunların ekrana da yansıdı. Çin sarayları falan gibi göstermeye başladı. Ama benim seyrettiklerim o şeyde evde seyrediyordum kendim gece belli bir saatten sonra. Evet, Çin kültürünü, diğer mesela Hint kültürünü, Macar kültürünü falan da böyle istedim, Fransız kültürünü. Onlar da daha az materyal gönderdiler ama gene de o kültürü, yani bir Macar kültürünü tanıyabiliyorsun, bir İtalyan kültürünü tanıyabiliyorsun, bir Fransız, İngiliz şeyi dünyaya nasıl bakıyor, insanları nasıl tasnif etmiş onu anlayabiliyorsun. O Çin bilhassa kasetlerini izlerken, yahu dedim bunlar o kadar küçük şeyleri, o kadar devasa analiz ediyorlar, büyütüyorlar ki. Yani Osmanlı'nın devlet sistemi bunların elinde olsaydı milyonlarca kaset yaparlardı diye düşündüm. O günden itibaren ben Osmanlı askeri yapısına, daha önce okuduğumuz için bilgimiz var, İdari yapısına, hukuki yapısına, pazar yapısına, yani pazar Osmanlı nasıl bir pazar yapısı var? Yani ekonomik anlayışı var. Onları falan iyi kötü vakıfız. Yani sırf askeri nizamda Yeniçeri'yi izlesen yüzlerce şahane ve insanlığa ders olacak film çıkar. Doğru yapılması halinde. İddiam odur, hala odur. Yani orada o kadar şahane tablolar var ki Osmanlı askeri şeyinde. Yeniçeri başlı başına bir şey. Yani onun kuruluşundan bahsetmek lazım. Tabii Yeniçeri'nin kuruluşunda Osman Bey'in vefatıyla Orhan Bey ve kardeşi Korkut Bey şey yapıyor. İkisi arasında bir rekabet yok da
Korkut Büyük, Orhan Küçük, Korkut, Orhan diyor ki Korkut abim sana yakışır diyor. Yani biz diyor küçüğüz, biz sana yardımcı, ben sana yardımcı olayım. Fakat Orhan da asker tarafından ve halk tarafından sevilen, çok takdir edilen bir şey, hareketli. Korkut da diyor ki hayır, ben diyor sana devrediyorum, sen diyor temsil etsen daha sıhhatli sonuç olur. İki kardeş birbirine ikram ediyor. Ve sonuçta iki kardeş, ama diyor Orhan'ın bir şartı var. Kardeşim diyor, beni yalnız bırakmayacaksın diyor, senin fikrine ihtiyacım var. Tabii yalnız bırakmak olmaz diyor ben. Ve onun şeyi, sultanlığı ilan ediliyor. Babaları rahmetli Osman Bey'den sonra Orhan görevine başlıyor. Bir müddet sonra kardeşi geliyor, diyor ki ben diyor üç yapı getirdim size diyor. Üç, bak çalıştım, gayret ettim. Bir, Osmanlı'nın pazar sistemi temellerini atmış. İki, Osmanlı'nın askeri sistemi. Asker işte Yeniçeri onun içinde. Ki onu sorarken Hacı Bayram Veli'den, Hacı Bektaş Veli'den falan epey yardım alınmış, istişareler edilmiş, yemekhaneleri, yatakhaneleri, hukukları, evlilikleri, emeklilikleri falan, hiçbir boşluk yok. Ve oraya 200 kişilik bir tabur diyelim ki hazırlamış ve şey yapacak, o gösteriyor. Bir dua ile, hatta ismi de Yeniçeri olsun buyurulmuş Hacı Bektaşi Veli. Bektaşi tekkesine bağlı. Tekkenin çok kuvvetli, deforme olmadığı zamanlarda. Biraz tarih anlatıyor gibi oldu ama meseleyi açmak için doğru, öyle gerekiyor. Ve ilkinde Yeniçeri ağası artık kurulmuş Yeniçeri Ocakları. Öyle çok değil. Yeniçeri Ocağı kalabalık değil. Nüfusu az bir askeri birlik. Osmanlı askerinin içinde sipahiler var, ondan sonra toplamalar var, şunlar var, bunlar var. Süvariler var, denizciler var. Yeniçeri askeri, mesela Avusturya Macaristan o günün ikinci devi. Yani Osmanlı'ya rekabet yapabilecek dünyadaki en büyük güç Avusturya Macaristan İmparatorluğu. Almanya, Fransa, İtalya öyle bir şey yok. Roma'da Bizans'a sıkışmış kalmış, parçalanmış. Askeri kudreti pek fazla kalmamış. Şeyde, doğu tarafta pek fazla yok. Olan da Türk şeyler, beyler. Gazneliler, Memlükler, Altın Orda Devleti falan gibi, Timur Devleti. Şimdi ilkinde Yeniçeri ağası Yeniçerilere duyuruyor. Evlatlarım, serden geçtiği gerektir. İki kişi. Yani 200 kişiden iki kişi serden geçti gerektir. Yani biraz görev dönüşü olmayabilir ki, yani orada kalınabilecek bir görev. Yani canından olma ihtimali büyük bir görev. Bize iki kişi lazım. Taliplisi iki adım ileri. Yani iki adım öne çıksın. Hiç kimse itirazsız daha bu komutu dinler de Rab, Rab. 200 kişi iki adım ileri çıkıyor. Evlatlarım iki kişi gerektir. İki adım. Aynı bölük iki adım daha atıyor. Böyle böyle bahçenin bulunan avlunun alanın sonuna geliniyor. Gidecek yer yok. Baba sen seç diyorlar. Yani Yeniçeri ağasına ağam sen seç. E sen diyor, gönderiyor görevinin başına. Yeniçeri bir de sonundan bahsediyor. Sonunda topa tutuldu Aksaray'da Sultan 4. Mahmut tarafından. Evlatlarım serden geçti gerektir diyor. 200 kişiden iki adım ileri. Çünkü komut aynı. Tekrar edecek. Hiç kimse kılını kıpırdatamıyor. Bak Yeniçeri nereden nereye geliyor? İşte Osmanlı halinde böyle. Yeniçeri ağası utanıyor. Yani o bölükten iki kişi serden geçti çıkacak. Çıkamıyor. Bir de gönüllü olmasını istiyor. Tekrar komutu tekrar ediyor. Yine çıkmıyor iki kişi. Üçüncü kez bir kişi çıkıyor. Çıkan kim biliyor musun? Yeniçeri ağasının oğlu. Babam mahcup oldu diyor. Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç.
Sonra bir kişi daha çıkıyor, oğlunun en yakın arkadaşı, çok samimi, ruh arkadaşı olmuş. Haydi. İlk arkadaş görevli. İşte yani Osmanlı'nın kuruluşu ve bozuluşu. Ama buyurduğunuz gibi gözümün önünde canlandırdığım müthiş bir film, müthiş bir konu. Yani bunlar gerçekten instantane olarak geliyor ama Yeniçerinin için o kadar şeyler var ki, enteresan şeyler. Bir de Yeniçerinin kendi içinde sınıflar var. Yani bir kısım, diyelim Hazreti Hamza Efendimiz'den aldık elimizi diye böyle kendi, bir kısım Hazreti Ömer Efendimiz'den aldık. Hepsi sahabe-i kiramdan birine dayandırıyor bu şeyler. Dayanır zaten Müslüman alemin bütün şeyleri sahabe-i kiram veya peygamberlerden birinin şeyine varır, dayanır. İlk kuruluşunu, ilk fikrini, ilk örneğini oradan alır. O bakımdan bunlar çok kuvvetli kuruluşlar. Yani olduğu zaman da kavurucu tam kıvamında olduğu, bozulduğu zaman da bozulma dönemleri de var. Her şey gibi, canlı gibi bunlar da zamanla bozulmuş. Ama o Yeniçerileri gerçekten bu kuşağa aktarabilsek herhalde çok ciddi yani kahramanlıklar. En azından doğru aktarmak gerekir. Yeniçeri'yi işte şurada tahta kılıçlarla falan göstermeye başlarsan, yani şimdi Vikingler, bir İsveçler, işte Viking diye Finlandiyalar, İsveç ve Norveç'e ait bir film çevirdiler. Çok emek verdiler. Niye? O vahşi Vikingleri anlatabilmek için belki 70 seri falan yaptılar. 70 dizi yaptılar. Çok da pahalıya mal oldu ve ama kendi gerçeklerini ortaya koydular. Vikingler dizisi diye insanlar hatırlayabilir. O bakımdan biz elimizdeki bu sırf şey, mesela pazar, yani Orhan abisi, o abisinin getirdiği sistemden de para ve pazar sistemi. Para ve pazar sistemini getiriyor ve para pazar sistemi kapıları otomatik açıyor. Öyle büyük bir asker falan oynamıyor ortada. Büyük bir, yani çok nadir meydan harpleri falan, böyle 10 yılda 15 yılda falan bir oluyor. Böyle her sene bir meydan harbi falan yok. Yani o imparatorluk sona eriyor. Bu gittiğinde diyeyim Şah İsmail bitiyor meydan harbi olduğunda. Ama onun dışında iki tane temsilci görüyor. Adaleti sağlayan işte o adalet sistemi, üçlü bir sistem. Allah rahmet etsin o, yani hem Orhan Bey'den hem Osmanlı'nın bütün sultanlarından. Siz dedim bahsettiniz. Yani Yeniçeri'nin o enstantanelerinden veya denizde ki olan merhum Barbaros Hayrettin Paşa'nın, Hızır Hayrettin Reis, adı Hızır, Hayrettin de Kanuni Sultan Süleyman tarafından verilen lakap. Siz onu kahramanlarınızdan biri olarak kabul ediyorsunuz. Çok özel bir insan diyorsunuz. Tabii. Yani farklı bir defa, farklı. Akdeniz'i elde ettikten sonra en küçük bir varlık gütmüyor, en küçük bir benlik gütmüyor. Biz diyor böyle bir şey peşinde değiliz ama Allah getirdi, bunu nasip etti. Biz kardeşlerimizi kurtarma esir almış Venedik şeyleri, korsanları onların elinden kurtaracağım diye yola çıkınca bakıyor ki o Akdeniz kıyıları korsanın elinde. Bunu duyan yanına geliyor, duyan yanına geliyor falan, güçleniyor, hadiseler büyüyor. Akdeniz'e tek başına hakim oluyor ama bir özellik. Diyor ki ben diyor kovaladığım zaman önümden kaçabilecek bir gemi olmayacak. Benim diyor gemim böyle olacak diyor, tamam mı? Bütün gemileri böyle. Yani birini kovaladığı zaman elinden kurtuluş mümkün değil. Hız bakımından, teknik bakımından, deniz bilgileri bakımından. Ve sonra evlatlarım diyor, biz ne yapacağız diyor. Bu Akdeniz diyor, Cezayir'den, Fas, Libya, Tunus, bu taraftan bütün sahiller, İspanya sahilleri, Fransızlar davet ediyor. Biz bu şehri idare edemiyoruz, gelin siz idare edin diyor. 3-4 şehrini bunlar 30-40 yıl idare etmiş iki kişiyle. Fransız şehirleri hala duruyor orta. Fransa'daki şehirlerden bahsediyorum şimdi. Orada işaretleri falan duruyor. Bakıyorlar, diyorlar ki ortada bir şey var. Şah İsmail var, Memlükler var, şunlar var. Bir de diyor Osmanoğulları var diyor. Osmanoğulları diyor bunlardan önce Müslüman olmuş. Bir de diyor
Ehl-i Beyt'e daha önce intisap etmişler diyor. Bakın iki tane özellik söylüyor. Önceden diyor, yani bu boy önceden İslam'ı kabul etmiş, diğerlerinden önce kabul etmiş neyse. Bir de Ehl-i Beyt'e önceden intisap etmiş, yani akrabalık ünsiyetini önceden kurmuşlar. Biz götürüp diyor emaneti onlara verelim, ne isterlerse yapsınlar. Biniyor bir gemiye. O zaman Yavuz Sultan Selim Han hayatta. Efendim diyor, buyurun bu size. O da bir hırkat veriyor, bir dua ediyor. Hadi oralar, sen benim kaptanı deryamsın diyor yani. Senin sorumluluğundadır. Oğlu Kanuni Sultan Süleyman da, Selim Han'ın oğlu Süleyman Han. O da bir ziyarette, iki defa İstanbul'a gelmiş zaten adam, biraz şey yok. Yani Hayrettin, Hızır Hayrettin Reis'ten bahsediyoruz. O da yine bir hilat giydiriyor, bir hırka hilat dediği de, sen benim kaptanı deryamsın, oralar senden sorulur diyor. Yine gönderiyor. Üçüncü defada cenazesi oraya defnediliyor. Yani adam, yani Allah rahmet eylesin, adamlar da bir dünyalık hırsı, bir yöneteyim hırsı falan yok öyle bir şey. Bir mal mülk edineyim hırsı, öyle bir şey yok. Mütevazi hayatları her zaman devam ediyor. Yeniçeri şey alıyor, diyelim büyük bir harpten çıkıyor. Komutan bakıyor ya, bizim harp, bizim asker diyor, bu harpten sonra durumu nedir? Her biri çadırına çekilmiş, şükür ediyor. Kimi şükür namazında, kimi istirahatinde falan. Hiçbir şımarıklık alameti, hiçbir böyle bizde işte şöyle kazandık, böyle uçurduk, böyle düşürdük, böyle bir beklenti içerisindeyiz, yok. Cins. Yani onun için on binlerce film çekilebilecek konusu var demek istiyorum bu. Yani sırf Yeniçeri'den içine bir girsen çok film çıkar. Hepsi de dünya tarihinde tabii iyi bir yapıt, masraflı bir filmden. Çünkü ben her şeye rağmen Libya lideri Kaddafi'den, Allah rahmet etsin, memnunum. Niye? Ömer Muhtar'ı çevirdi. Bir de Çağrı'yı çevirdi. İkisi de klasik oldu. Her zaman oynat. Doğru. Yani onun için devlet bütçesini koydu, askerlerinin tamamını verdi. Yani devlet askerleri rol aldı, on binlerce asker, ya figüran diyelim ki, yaptı. Yani o tür bir bütçeyle, o tür bir şeyle çevrildiğini tahayyül ediyorum ben. Yoksa tahta kılıçlarla, yani eksik olmasın bizim Kemal Tekten'in kulağını çınlatayım, Allah razı olsun. Kazakistan'dan 25 tane at getirdi. O eğitildi, meğitildi. Şimdi bizim bütün diziler o 25 atın sırtında dönüyor. Ama yavaş yavaş tarih falan diye bir şeyler çıkıyor. Şimdi onların tenkidi veya övgüsüne girmeyeceğim. Ama tavsiye ederim. TRT2'de gösteriliyor. Kazakistan, Kazaklar Türk olduklarını iddia ederek Kazak filmi yapıyorlar. 3-4 seri oynadı. Bizim bu zor bulduğumuz 25 attan 25 bin at var. Çok güzel. Yani Kazakistan falan diye hele yan gözle bakmanın gereği yok. Neyse, konu biraz dağıldı gayet herhalde. Güzel, çok iyi oldu. Gerçekten ağzınıza sağlık. Evet. Efendim, şimdi bir anekdot istirham edeceğiz efendim sizden. Ali Sabancı diyor ki, ben insanlar hakkında ön yargılı düşünmenin ne kadar yanlış olduğunu Bekir Yıldız Bey'e karşı bir uçak kaybedince anladım diyor. Uçak kaybetmişsiniz efendim. Nedir bu olayın özü? Önce özünde temeli şöyle. Yani insanın dış görünüşüyle hareket edersen, saçına, sakalına, elbisesine, ayakkabısına veya boynun uzunluğuna, kısalığına falan bakarak hakkında nihai kararı verirsen aldanırsın. Böyle bir olay oldu. Temel bu. Ali diyor ki, biz diyor görüntüye aldandık, abi yuttuk diyor kısaca Ali Bey. Sağ olsun. Abdullah Bey Cumhurbaşkanımız Kayseri ziyaretine geldiğinde İstanbul'dan bir büyük heyette bakanlar var, milletvekilleri var. Ali Sabancı ve işte birçok iş adamı falan da beraber Kayseri'ye geliyor Cumhurbaşkanıyla beraber. Ondan sonra biz de rahmetli Recep Mamur'un fabrikasında bekliyorum ben, fazla işte giriliyor çıkılıyor, işte programlar var. Ötesi ki Mehmet kulakları çınlasın.
Allah kolaylık versin. O da güzel görevler yapıyor. Zor görevlerin altından kalkmaya çalışıyor. Ali Sabancı diyor ki ben çok iyi masa tenisi oynarım. İşte önüme geleni şöyle yenerim falan. Mehmet Özesaki'ye res çekmiş. Mehmet de diyor ki ben bu masa tenisinin ustasıyım diyor. Sen beni yenmen mümkün değil. Bak diyor şurada benim çıraklarımdan biri oturuyor diyor. önce diyor onunla bir karşılaş. Eğer onu yenersen benimle maç yapmaya şey yaparsın falan gibi bir. Ya o olur mu diyor bu yani adam o 100 kilo bir adam. Yaş bir kilo oturuyor falan saçları dökülmüş falan bir adam onunla o karada havada yerde suda deniz altında yenerim diyor yani. Olduydu olmadıydı falan benim haberim yok ama. Öyle misin? Haberim yok. Ondan sonra rica ettiler. Cumhurbaşkanı'na da rica etmişler. Ya bir şenlik olsun, bir değişiklik olsun. Biraz latife tarafı var ama. Kayserispor'a masayı kurmuşlar. Ya abim bir masa tenisi Ali ile falan oynarız. Önemli bir şey değil falan dedik. Ben oraya gelirken kulak misafiri olan insanlar ya böyle bir olay var diye bana duyurdu. İstanbul'dan gelen ekip yani iş adamları ekiplerinden biri başkanım böyle ufak da bir şey var dedi. Ali diyor ki bir de kendine o kadar güveniyor Ali Sabancı genç adam. Peki sen yenersen ne olacak? Mehmet Haseki ile şahitler huzurunda Ali yenerse bir kravat alacak. Yani bir kravat. Yenilirse o zaman şeyi yeni kurdu uçak firmasını, Pegasus'u yeni kurdu, bir tane filodan uçak verecek. Vay be. Böyle kendine güveniyor. Neyse biz o olur dedik, maçtan az önce şey yaptım, öğrendim. Cumhurbaşkanı oturmuş, bakanlar oturmuş artık bir tantana. Fakat çocuk öyle bir hani müsabık olabilecek, bir hani eli raket tutabilecek bir safhada değil. Normal oyuncu standartında değil. Çaresi yok. Birinci seti oynadık. Morali bozuldu ama çok kötü bozuldu. İkinci seti ortasında raketi bıraktı. Ben hata yapmışım dedi. Elini öperim dedi. Geldi elimizi öptü. Tufaya düştüğünü de anladı. Peki yok rahat ol falan dedik ama dedi ben uçak söz verdim. Vereceğim mecburen. Vereceğim bizim sözümüzden geri dönmemiz olmaz. Ya dedim biz uçağı ne yapacağız? Bizim hangarımız yok, pilotumuz yok, akaryakıtımız yetmez. Falan o arada rahmetli Recep Mamur hemen dedi ya başkanım eğer izin olursa bana kamp Kayserispor'un falan memlekette kampı var dedi. Ali'ye yıkalım Ali Bey'e. Bir uçak diyelim 1,5-2 milyon dolar. O kampa gitmesi gelmesi kampın masrafları yani gidişi dönüşü ya Kayseri'den çık orada dur 10 gün ne kadar duracaksa tekrar yeme içme otel masrafları gel. Bu 100-110 bin dolar. Bunu dedi yıkalım. Bu da yattığıyla beraat etsin dedi. Ali çok memnun oldu buna. Yani bu cezası bir uçaktan falan düşünce. Fakat Ali de bir değişiklik oldu. Daha sonra her Kayseri'ye geldiğinde gelir firması falan irdelemek veya değişik sebeplerle. Bir ucu da Akçakayalı falan olduğu için geldiğinde, her geldiğinde mutlaka arar soyar, ziyarete gelir, büyük hürmetlerle, ikramlarla el öpmeye gelir falan. Ya Ali sakin ol falan. Bir sefer sordum ya Ali sen çok büyütüyorsun bu olayı dedim. Yani tamam bir şey öğrenmiş oldun. Erken konuşmayacaksın bundan sonra. Evet dedi ben mahcup oldum. Yani insanın dış görünüşüne aldanarak bir hükme geldim. Ben kesin bunu yenerim dedim. Çok büyük mahcup oldum. Ben bunu ömrümün sonuna kadar unutamam. Diye bir de şey. Niye bu kadar büyütüyorum? Beni dedi ailemin içinde bizim ailemizde dedi. O da bana orijinal geldi. Kaybetmek diye bir şey yok dedi. Biz kaybetmeye alışkın bir insan değiliz. İyi tamam kaybetmeye de alışacaksın o zaman. Yani. Çünkü hep kazanıyorum.
Cins bir arkadaş işi rast gelsin yine de işte hizmet ediyorlar kendilerine göre. Ama demek unutamayacağı bir yani, ders olmuş. Yani evet, bu şeyler, bu işe takılan insanlar birden fazla. Bizim Ertuğrul da benzer şekilde Kayserispor antrenörü, zımba gibi çocuk, böyle genç günde 3 antrenman yapıyor. Masa tenisi oynuyor falan. Gene Süleyman Hurma bunun kanına girmiş. Yani başkanla bir maç yapar mısın demiş. Biliyor bizim çarşamba elektrik şirketinde antrenman yaptığımızı, kendi kendimize biz ter atıyoruz. Ya demiş, oradan kolay ne var, biz uçururuz demiş. Yani başkan ne var, şey değil ya. Kıpırdayamaz bile. Süleyman da tamam mı? 25 takım elbisesine. Öyle mi? Ya bizden saklıyorlar bunları. Ben bahsine pek sevmem. Bahsi olduğunu olsa pek şey yapmak istemem. Yani kaldırın bahsi, öyle oynayalım deriz. Onu da gizliyorlar şart. Ertuğrul da söylüyor, adamın haberi yok. Biz giriyoruz. Bak böyle ikili giriyorlar. Ha, ikili giriyorlar onlar. Benden haberi yok. Ama Süleyman Hurma sizin adınıza giriyor. Süleyman Hurma benimle maç yapmasına giriyor. Anladım. Yani Ertuğrul benimle maç yapacak. Beni yenerse Ertuğrul alacak. Alacak ona, Süleyman Hurma'ya. Süleyman, o yenirse yani ikisi arasında alışveriş olacak. Evet. Geldi eşofmanlar falan, tığ gibi çocuk. Genç adam. Hakikaten zımba gibi. Ama adamın zımba gibi olması önemli değil. Her iş ayrı bir iş. Ben buraya gelsem, bir kameranın başına geçsem kırar dökerim kamerayı. Yani olmaz. Her işin bir erbabı var. Her işin bir ustalığı var, inceliği var. Yani tam 9 set çabaladı. Öyle fakat mi? Hayatında dökmediği teri döktü. Hayatında dökmediği teri döktü. Ve en sonunda pes etti, oturdu ağladı. Öyle mi? Evet, oraya yığıldı. Biz de teselli ettik falan. Gitmişler 25 takım elbiseyi almış Süleyman, o elbise. Ve aradan bir zaman geçti. Spor kanallarından biri Ertuğrul'la şey yapıyor, muhabbet yapıyor böyle. İşte Samsun'da, Kayseri'de, Bursa'da, İstanbul'da hatıralarını anlattırıyor. Ya bu hatırayı bir anlattı Ertuğrul. Öyle mi? Dedi, hayatımın en önemli şeyi bana Kayseri oldu, hatırlatması. Artık büyük, o günden sonra büyük konuşmuyorum. Sonucu görmeden hiçbir şey konuşmuyorum dedi. Hele dedi, ya biz ne kadar cahilmişiz. Futbol maçına çıkıyoruz, hakem düdüğü çalmadan sonucu ilan ediyoruz dedi. Böyle bir şey olmazmış. Vay be. Gibi. O hadise birden fazlasını tesir etti. Ama Ertuğrul Sağlam'ı da bu vesileyle öğrenmiş olduk. Diğerini evet. Duymuştuk. Ama gerçekten çok ilginç bir unutamadığı anı da olmuş Ertuğrul Sağlam için. Evet, evet. Kulakları çok güzel insan. İşi rast gelsin. Efendim, çok kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra da gerçekten çok önemli, az önceki konular gibi anekdotlarımız var. Konu Üstad Necip Fazıl'la ilgili değerli düşüncelerinizi almak istiyorum. Hele bir takdimcilik olayına şahit oluyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımızın o gün takdimci olması konusu son derece önemli ve tarihi bir olay ve onun gibi birçok konu da var. Çok kısa bir aradan sonra yine beraber olacağız. Sevgili seyirciler, lütfen bizden ayrılmayın. Az sonra geliyoruz efendim. Saçın ucum hürmezler, gülün su dermezler, sar gelin. Saçın ucum ne
yeniden birlikteyiz. Yine başlarken sizin çok sevdiğiniz bir parçayla. Bunun anlamını, öyküsünü alabilir miyiz efendim sizden? Bu Türkiye Cumhuriyetleri'nde anonim bir türkü. Çok enteresan. Benzer bu hikayeler çok türkülerimize girmiş. Müslüman olmayan bir kıza bir Müslümanın gönlü düşüyor, bir beyin gönlü düşüyor. Fakat kız babası rıza göstermiyor. Kaçıyorlar. Kaçtıktan sonra sonu ölümle biten bir macera. Bu ve benzer macera Diyarbakır tarafında veya Aydın tarafında veya Balkan tarafında çok yani kurgu aynı ama bir ağıt. Bu neticede o hadiseye bizim mesela Köroğlu gibi, Nasreddin Hoca gibi Türkiye Cumhuriyetleri'de çok sahip çıkılır. Her tarafın bir Köroğlu'su vardır. Her tarafın bir Nasreddin Hoca'sı vardır. Özelliği mesela Köroğlu bir başkaldırıyı temsil eder. Türkçe bir başkaldırıdır bu yalnız. Böyle kıyıcı bir başkaldırı değildir yani. Lisana dayalı, edebiyata dayalı, yiğitliğe dayalı, ölümü göze alan bir başkaldırıdır. Nasreddin Hoca da Türk'ün espri kabiliyetinin özelliğini gösterir onun için. Bu tür türküler, Sarıgel'in çok anonim, bu Azeri ağızda Sarıgel'in bu çalan. Evet, Azeri. Erzurum Sarıgel'ini var. Hatta Ermeni Sarıgel'ini var. Hepsi farklı farklı mı? Yani Sarıgel'in tabi bu makam aynı, konu aynı. Sadece bir sen farklı. Yorum farklı. Yorumlar farklı. Kırgız Sarıgel'ini, Özbek Sarıgel'ini. Hatta ben bir ara kültür bakanlarımızdan birine hususi bu iş için Ankara'ya gittim. Ya istirham ediyorum dedim. Türkiye Cumhuriyetleri yan yana getirmek pek kolay olmuyor. O zaman yeni Sovyetler Birliği dağıldı, Türkiye Cumhuriyetler çıktı ama bu kültür altyapısı açısından buluşmak çok daha kolay. Biz Sarıgel'in festivali yapsak, Sarıgel'in türküsünü söyleyen herkesi davet etsek Türkiye'ye gibi bir teklifim de olmuştu, onu çok hatırladım. Çok farklı ve güzel. Ve çünkü ben aşağı yukarı şu anda belki noksanımız vardır ama yeryüzünde söylenen Sarıgel'in türkülerinin aşağı yukarı belki tamamına dinledim ve kaset elimde tamamına yakınını. Belki noksanlar da vardır, büyük konuşmayalım. Ve bu anonim. Anonim bir ağıt. Anonim bir ağıt. Yani buluşamamış bizim Doğu Müslüman kültürüne uygun. Yani Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı, hikayeler bunlar birbirlerine benzer ama bu anonim ortaklıklar çok önemli. Kültür altyapı, yani o alandaki kültür altyapımızı yapan ögeler bunlar. Sarıgel'in de onlardan biri diye düşünmüştüm. Biz bu Sarıgel'in türküsünü, Erzurum Sarıgel'inini ben çocukken dinledim. Ondan sonra kesildi. Ondan sonra ne şey var? Daha sonra Sovyetlerin dağılımıyla beraber Azeriler tekrar gündeme getirdi. Derken sağ olsun Yavuz Bingöl, teşekkür ediyorum, bir teşekkür borçluyum ben kendi adıma ve Türk milleti. Sarıgel'ini Erzurum Sarıgel'ini olarak söyledi. O da sevildi, onun sesiyle de sevildi. Bu bakımdan bunun böyle bir geriye doğru bir acıklı hikayesi var. Onu anlatıp da hüzne boğmanın gereği yok şimdi ama dediğim seven iki insanın buluşamaması ve ölümle sonuçlanan bir hikaye. Onun başına bütün millet oturmuş, yani Özbek Türk'ü, Türkmenistan Türk'ü, Azerbaycan Türk'ü, Kerkük Türk'ü, Türkiye'deki Türk, Ermeniler, Gürcüler, Sarıgel'in türküsünü söylemişler. Şimdi siz deyince demin Yeniçerileri anlattınız. Gerçekten Allah razı olsun, konu gerçekten çok derin, çok da derin yapınız var. Demek ki Sarıgel'in bir film olarak, bir dizi olarak çekilse tüm Türk Cumhuriyetlerinde de yayınlanır. Çok kolay.
Yani ben sırf bir sarı gelin şeyi olsa, türküsünü okuyanları yan yana getirsek çok değişik olur. Maksat aynı. Çok kolay insanlar birbirine şey yapar. Yani şimdi biz çabalıyorlar bizimkiler Eurovision'a katılacağız falan diye olmadık taklalara atıyorlar. Yani hiç on paraya alan yok. Yap bir sarı gelin şeyi, bak gör ne oluyor. Ya hakikaten bir anlam da ifade eder. Çünkü bizim orada müzik katkımız olamaz o şeye. Yani Eurovision'a katılmakta bir şeyimiz olmaz. Niye? Kendi mantaliteleri, kendi taban yapıları farklı bir. Katılır katılmaz, ben o kısmında değilim ama yani bir yabancı kültürün şeyine katılmaktansa kendi kültürünün temsilciliklerini hazır bunlar. Ve hepsi şu anda icra ediyor. Ermenistan'da en kolay yoldur. Barışmanın en kolay yoludur. Yani Ermenistan'la diyalog kurmanın diyelim barışmayı. Orada da var mıdır sarı gelin? Ermenistan, Ermeni sarı gelini var tabii. Aynı sarı gelin. Ermenice dillendiriyor, makam aynı. Yorum, evet, Ermeni, Gürcü sarı gelinleri var. Evet, sarı gelin türkü, yani herhangi bizim bir türkümüz Hüdayin abi çıkmış türkü değildir yani. Yani bir Yemen türküsü kolayla çıkıp kolayla söylenmemiş yani. Onun için söylediği zaman adamın dizlerinin dermanını kesiyor. Öyle. Azeri sizin sevdiğiniz, herhalde bu Azeri parçasını da çok beğeniyorsunuz. Çok farklı bir söyleyiş tarzı. Azeri de hançere çok uygun. Azeri hançeresi bu sarı gelinin yorumuna çok uygun. Türk hançeresi o kadar, yani bizim hançere o kadar. Mesela Urfalı biri bu sarı gelini söylese farklı çıkar. Urfa hançeresi farklı. Ya memleket o kadar zengin, o kadar altyapısı geniş Ömer'im. Yani elinin... Şimdi bizim Kırım'ımız var, Kerkük'ümüz var, Trakya Türk'ümüz var. Yani Balkan türküleri de başlı başına bir şey. Anadolu'nun her bir, yani Erzincan'ı farklı, Sivas'ı farklı, Kayseri'si farklı, Bitlis'i farklı, bu folkloru demiyorum. Her birinden 15'er 25'er tane türkü çıkartırsın, bunlar süzme. Hakikaten türkü ve seni temsil edebilecek kabiliyette türkü. Türkü senin maceranı anlatıyor, kültürünü anlatıyor içinde. Senin türkünün hiçbirinde isyan fikri yok bir defa. Yani isyan derken şöyle, derken selam gelmiş baş üstüne gibi bir cümle geçer yani. Allah selamı başımın üstünde yeri var anlamına gelen bir şey. Bu girmiş şeyin literatürüne. Yani bazı bizim türküleri, mesela Kanadalı müzisyenler çalıştı, 10-15 tane türkü bıraktı gitti. Biz biraz çalışmamız lazım. Çok patinaj yaptık Ömer. Çok patinaj yaptık ve bu gençlerimize yapılacak, yani yük daha fazla, ben onları çok bindirip de yormak istemem ama alanları, önleri çok açık, hangi alan olursa olsun. Türkiye kadar zengin, yani Anadolu kadar zengin musiki kültürü dünyanın bir başka yerinde bulunmaz. Eğer biraz daha Türk musikisi falan dersek, bak diyorum ya, Kerkük ayrı bir şey, Kırım ayrı bir şey, Balkan ayrı bir şey, Azeri ayrı bir şey. Yani o kadar farklı çıkıyor ki sen Adana'dan, Mersin'den, Bitlis'ten, Urfa'dan, Trabzon'a geçiyorsun, ayrı bir alem. Ama aynı mantık, aynı maksat, aynı altyapıyla söyleniyor. Bu bakımdan önemli bir kültür mekanizmasının üstündeyiz, bunun da farkına varmamızı icap ediyor. Bunlarsız olmaz. Adam orada küçük bir nesne buluyor, onu o kadar yüceltiyor, o kadar şey yapıyor ki işte ben onun için diyorum Yeniçeri ile alakalı 1000 tane abide film yapılır. Adam küçücük bir şeyi buluyor, yani bir damlayı koca bir kubbe haline getirip çakıyor gözlere. Evet. Biz de elimizde bulunan nice kubbeleri yok kabul ediyoruz. Yok kabul ediyoruz. Çok doğru. Efendim yine bu aynı konu üzerinden gidecek olursak, Üstad Necip Fazıl Kısakürek'le birlikte çalışma onuruna erdiniz. Çok yakından kendisini tanıma imkanı buldunuz. Rahleyi tedrisatından fikir örgünüz bugünlere geldi.
kendisinin sizinle ilgili Bekir'in o sukutu yapısının altında derin bir üç dünyası olduğunu biliyor musunuz? Dediğini biliyoruz arkadaşlarına. Birçok anınız var ama hele bir tanesi var ki son derece önemli, paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Bir gün kendisi bana bir takdimci bulun diyor. Gerisini sizden dinleyebilir miyiz efendim, o takdimci? Evet, Milli Türk Talebe Birliği'nde ben yönetim kurulu üyesiyim, aynı zamanda icra komitesi başkanlığı da yapıyorum. Spor kulübü ek görevimiz. Görevlerimiz arasında o gün için rahmetli Üstad Necip Fazıl gençlerle buluşturmayı da ahdetmişiz. Yani gençlerle karşılaşsın, fikirlerini nakletsin. Rahmetli Üstad da bunu istiyor. Zaten Anadolu'ya konferanslara çıkıyor, yollara düşüyor. Bir şey anlatmak için bir meselesi var. Biz şimdi Milli Türk Talebe Birliği'nde periyodik konferanslar, Üstad idarehane yakın olduğu için, Cağaloğlu'ndaydı idarehane, neredeyse karşı karşıya sayılabilecek gibi. Biz hem idarehane dediğim Büyük Doğu İdarehanesi'ni kastediyorum. Üstad karşıda oturur Erenköy'de. Buraya idarehaneye gelir belli saatte. Çalışır. Biz ona yardımcı oluruz. Hatta Kayseri birçok arkadaş rahmetliye yardımcı olur. Onun işte baskı, matbaa, kitap, tanzim işleri, götür getir işleri, idarehanenin bakımı, temizliği, yemek falan, gelen gidenin hoş geldin denmesi falan gibi. Yani memnuniyetle, yürekten hizmet ederiz. Arkadaşlar daha fazla sürekli vakitlerini oraya bırakan, vakitlerini oraya tahsis etmiş yılların arkadaşlarımız da var. Allah onlardan razı olsun. Amin. Şimdi Milli Türk Talebe Birliği'nde şeyler çok yapılıyor. Geceler dediğim konferanslar. Bir vasıflı kişi, diyelim Ayhan Songar, konferans verecek. O psikiyatri, psikoloji falan bakımından o zaman Bakırköy Akıl ve Ruh Hastalıkları Başhekimi, hastanesi başhekimi ama Türkiye'nin bir numarası konusunda. Bu gibi isimler, diyelim ki daha başka ise Sezai Karakoç uğrar. İşte oradan konferans talep ederiz. Gençlerle karşılaşır. Çünkü fokur fokur kaynayan bol miktarda bir üniversite öğrencisi var Milli Türk Talebe Birliği'nde. Yani buluşma noktası, fikre talip olanın buluşma noktası. Yani fikirden hoşlanmayana spordan hoşlanır, sporla buluşma noktası. Sinemayı sever, sinemayla buluşma. Fotoğrafı sever, fotoğrafla. Yani şeyde konular insanın merakına göre çok. Şimdi bu Çanakkale olsun, Söğüt olsun, bazı yerler olsun böyle temsilen, yani bizim için tarihi yerler olan, tarihi anlam olan yerleri 18 Mart'ta mutlaka binlerce öğrenciyle Çanakkale'ye gideriz diyelim ki. İstanbul'dan veya Anadolu teşkilatlarından. Şimdi Üstad'ın takdimine biraz özen gösteririz. Üstad da çok titiz bir insan. Yani takdimciye dikkat eder, kılık kıyafete dikkat eder, hata yapmasın ister. Şimdi sıradan takdimcilerimiz var ama Üstad'a gelince hepsi şey yapar, biraz çekinir, ya ben yapmasam mı falan diye. Biraz hemen kaybolur. Yani diyelim Ahmet Kabaklı konuşacakken onu kolaydır takdim etmek ama. Şimdi dedik şöyle, Üstad'ı takdim için her zaman da öğrenci, işi, gücü, okulu, İstanbul olup olmaması... Üç tane takdimci seçelim de dedik. Bunlar hazırlık yapsınlar. Rahmetli Talebe Birliği'ne gelince ondan bir izin isteyelim efendim. Gençlere bir baksanız, dinleseniz de size takdimci olarak biz çabalıyoruz. Siz hangisine daha fazla uygun görürseniz onu bir numara yapacağız. Üç tane hakikaten güzel takdimci ayarladık, seçtik.
Bunlardan biri şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. O zaman İmam Hatip okulunu bitirdi. Sultanahmet İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nin bir bölümüne yeni başladı. O dönem diye hatırlıyorum. Biri doktor, tıp fakültesinde okuyan Mustafa diye Konyalı bir arkadaş vardı. O da hakikaten takdimcilikte usta, böyle Türkçe'ye hakim, seyirciye hitap edebilir, seyirciyi. Yani konuşmacının vasfına, durumuna göre seyirciyi yönlendirmektir takdimci. Biraz güzel şiirler katar, süsler falan. Daha konuşmacı çıkmadan önce onu şey yapacak. Üstad bir geldiğinde istirham ettik. Ya efendim işte takdimci meselemiz var. Üç delikanlı, hemen konferans salonumuz yakında, hemen şeyde, aynı binanın içinde. Lütfetseniz de bu birini işaret etseniz, en fazla üçü de yapıyor ama birini İstanbul dışına çıkınca da onu göndersek. Çünkü İzmir'de, Ankara'da, Erzurum'da konferansları var üstadım. Oraya da taşıma bizim işimiz, götürme getirme, nakliye işi. Olur dedi. Üçü de birer kısa böyle. Yani işte birer bir buçuk dakikalık falan, zaten öyle fazla tahammül edecek bir şey değil öyle. Hakikaten şeyden sonra içeri geçtik. O delikanlı yapsın dedi. İşte o delikanlı Cumhurbaşkanı. Zindana okumuş. Ya o tabii o takdimin içinde üstadın şiirlerinde pasajlar da geçiyor. Kısa bir şey ama iyi bir hazırlık. Vurguları falan güzel. Bir de biz şiir yarışmaları yapardık, liseler arası şiir yarışmaları. O şiir yarışmalarına da katılır ve güzel de şiir okurdu. Yani ayrıca o vasıflarını biliyoruz. Bir de Milli Türk Talebe Birliği'nin müdavimi, sürekli gelip gideni, görev alanı. Yani bir defa gelip de istifade edip gideni değil o gün itibariyle. Yani çalışanı, Orta Öğretim Komitesi'nden başladı. Orta Öğretim Komitesi'nden sonra devam etti. İşi rast gelsin. Rahmetli. Ha, o günden sonra imkanlar dahilinde üstadın takdimciliğini yaptı severek. Çok da güzel takdimci. Tabii Allah hatiplik, hitabet kabiliyeti ayrı bir kabiliyet. Daha sonra onu çalıştırıyor, gelişiyor. Bazıları tembih ediyor. Üstad da tembih etti. Şuralar şöyle, buralar böyle falan gibi. Yani o da çalışıyor ve iş gelişiyor. İşi geliştirmek için. O da biraz dikkat edince takdimcilik böyle başladı. Efendim şimdi belediye başkanlığına gelmek istiyorum. Başlaması da, devamı da, süreci de, bırakması da sıra dışı oldu. Zaten siz sıra dışı bir kişisiniz. Belediye başkanlığında inanılmaz derecede iz de bıraktınız. Birçok burada notlar da var. Biliyoruz da. Bir gün siz bir açıklamanızda bu bölgede bir kişi açlıktan ölürse sorumlusu bizatihi Bekir Yıldız'dır demiştiniz. Bu gerçekten çok büyük bir sorumluluk ve aidiyet duygusu. Daha bunun gibi birçok örnek sayabiliriz. Efendim belediye başkanlığını siz istemediğinizi, hatta başka kişileri önerdiğinizi biliyoruz. Sonunda da çok ısrar edilmesine rağmen, aşırı derecede ısrar edilmesine rağmen yine siz kendi isteğinizle bir devir kültürü oluşsun dediniz ve gerçekten örnek bir davranış da sergilediniz. Başkanlığı sizden değerlendirmez istirham edeceğim efendim. Yani dönem geçtikten sonra şöyle bir şansımın olduğunu düşündüm. Birinci defa altyapımız, yetişme kültürümüzün işaretleri bunlar. Yani her insan yetiştiği kültürü yaşar. Yaşamaya gayret eder. Bizim biriken bilgimiz, kültürümüz, oluşumumuz bu doğrultuda olduğu için biz bunların peşinde koştuk. Yani işte bahsettiğiniz şey, bir yerde yöneteceksin, o yörenin birçok derdi sizden sorulur. Acı, açı, yoku, yoksuluğu, canisi, gangasteri, büyüğü, küçüğünün vebanı taşıyorsunuz anlamına geliyor. Bu iki kere iki, dört.
bu açlar içinde, hele birinin vefat etmesi, yokluktan, açlıktan, açıklıktan vefat etmesinin sorumluluğunu biz kendi inancımız ve kültürümüz gereği böyle düşünüyoruz. Bunu laf olsun diye, bir kelime olsun, edebiyat olsun diye falan söylemiş de değiliz. Bunu inanarak söylüyoruz ve o doğrultuda da çalışma gayreti içerisinde oluyoruz. Hepsi bu. Diğer işlerimiz de böyle. Yani altyapısı teşekkül etmemiş bir insan olsa olayla karşılaşınca nasıl yapayım falan diye sorar. Altyapımız teşekkül etmiş olduğu için daha önce de cemiyet içerisinde birçok alanda yer aldığımız için bize belediyede karşılaştığımız olaylar yeni olay değil. Yüzlerce defa karşılaştığımız olaylarda bir daha karşılaşmış duruma geliyoruz. Bizim için daha kolay, daha ezberlediğimiz, daha nasıl hareket edebileceğini bildiğimiz olaylar gibi geliyor. Tanıdık olay yani kısaca. Bu bakımdan hamdolsun belediye yönetimi sırasında bir zorluk çekmedik. Yani diyelim bizim fikrimizden olmayan insanlara nasıl davranacağımıza biz çok önceden karar vermişiz. Bizim belediyede sosyalist düşünceye sahip arkadaşlar var, çalışanlar. Hepsini topladık. Kardeşim burada biz sizin sosyalizminize, bilmem şu fikrinize, kafanız için hiç değer vermiyoruz. Göreviniz nedir? Bunu düzgün yaptığınız zaman sizden iyi adam yok, benden çok iyi geçiniriz. Bu işi düzgün yapmazsanız geçinemeyeceğiniz adamlardan biri ben olurum, oluyorum. Niye? Adamlar bizden gel de burada, yani senin fikrin sosyalizm olabilir, şu olabilir, bu olabilir, o serbest. Yani onu ayrıca konuşabiliriz de. Ama buradaki görevde senin ne diye girdin belediye? Ben fen işleri çalışanım. Fen işleri çalışan olacaksın. O fen işleri çalışanlığını iyi yapacaksın. Temel şey bu. Adamın şekline, şemaline göre, düşündüğüne göre hareket etme kabiliyetimiz yok. İhanet, işine ihanet etmiyorsa bizimle geçinir. Hasılı bunları tamamlamış insanlarız. Bir diğer şansımız da üç belediye başkanının birbiriyle uyum içerisinde olması. Bu şey değil. Bir şeyin altını çizeyim. Kulakları çınlasın. Allah razı olsun Memduh Bey'in, Büyükşehir Belediye Başkanımızın 1994 yılında yaptığı bir tercih var. Yoksa ne Şükrü Karatepe, ne Bekir Yıldız, ne Mehmet Üsaseki siyaseti zerre kadar aklından geçmiyor ve düşünmüyor. Öyle bir o alanda düşünmediğimiz, Mehmet'in de, Şükrü'nün de, Bekir'in de düşünmediği bir alan. Hiç hesap etmediği bir alan, girmek istemediği bir alan. Ama Memduh Bey ısrar etti. Ve üçümüz de ikna etti. Çok zorluk çekerek ikna etti. O günkü yani siyasi partinin il başkanıydı. Onun da söylediği şuydu. Biz ölçüp tartıyoruz. %10-12 dolaylarında oy alıyoruz. Halbuki %30'u yakalamalıyız. Biz yeni yüzlerle, yeni şeylerle, simalarla bu %30'u ancak yakalarız. Sizler de yeni simasınız. Kayseri'de rencide olmamış, sevilen insanlarsınız. Biz ne kadar hayır dediysek de Şükrü de, Mehmet de, ben de kader olunca kaçmak yetmiyor. Memduh Bey'e bu şehir borçlu diye düşünüyorum kısaca. Yani bir dua borcu var, bir sena borcu var, bir anma borcu var en azından. Çünkü belediyecilik mantığı ondan sonra değişti. Bu üç arkadaş birbiriyle elleşerek, el ele vererek başladı. Bakın 1994, 2024'e geliyor değil mi? 30 sene. 30 sene bu memleketin, yani Kayseri'nin, ben Kayseri'den bahsediyorum, genel siyasetten bahsetmiyorum, mührünü vurdu. Bu Memduh Bey'in azmiyle, gayretiyle ve ısrarıyla oluştu. Ama ben bu memlekette yaşayan aklı selim insanların, kadir kıymet bilen insanların Mehmet Öseseki'yi unutacağını düşünmüyorum. Taner Yıldız'ı unutacağını düşünmüyorum. Şükrü Karatepe'yi, Bekir Yıldız'ı, Mehmet Öseseki'yi unutacaklarını düşünmüyorum. Onları her zaman yad edecekler. Onları bağırlarına basacaklar. Çünkü onlar bir ufuk sağladı, bir gelişim sağladı. Bundan sonra bu şehirde hangi hal olursa olsun geriye adım atmak mümkün değil. Daha fazla hizmet isteyecekler, daha fazla gayret isteyecekler.
Şimdiki arkadaşlar da götürüyorlar aynı şeyde, işlere kolay gelsin. Ama o tercih memleketin şu an itibariyle 30 yılına mührünü vurdu. Ha, kusursuzluk Allah'a mahsus. Hiçbir zaman kusursuzluk iddiasında bulunmak en büyük kusur ve kabahattır. Onun peşinde değiliz ama bilerek kusur işlemediğimizi, bilerek yanlış yapmadığımızı düşünüyoruz. Yaptığımız yanlışların farkına varıp düzelttiğimizi de düşünüyoruz. Üç arkadaş için söylüyorum. Daha sonraki arkadaşlar da benzer öndekilere bakarak götürüyorlar, geliştiriyorlar. Bırakmamıza gelince tabii seleksiyon gerekiyor. Yani yüz eskimesi var, işte makine yorulması var, şu var, bu var. Birçok tabir var bu hususta ama neticede hakikaten ben 20 yıl belediye başkanlığı yaptım. İnsanlar yeter gayri demeden, ki ben bıraktığım zaman da hiç kimse yeter gayri demedi. Yani bugün memleketin cumhurbaşkanı, başbakanı, bakanı, milletvekili, Kayserili Halk devam etmemi istedi. Ben bütün bunlara rağmen şeyi anlatmadan geçemeyeceğiz şimdi. Yani biraz yanlış anlaşılmasından korkuyorum ama. Estağfurullah. Behlül Dana Hazretleri, Behlül Dana Allah'ın veli kulu. Zamanın sultanı Behlül Dana'yı çok istiyor yanında bulunmasını. Fakat Behlül Dana da sürekli sultandan uzak durmak istiyor. Hatta ona kadılık teklif ediyor, yanımdan ayrılma bana faydalı olursun diyor. O hep kaçıyor yani şeyden. Fakat son kaçışında müthiş bir ders vererek kaçıyor. Zaten büyükler öyle bir hareket yapar ki tarih boyunca ders olarak kalır. Sultan gene böyle kalabalıkta ısrar edince artık kaçacak yeri yok, tahammül edemiyor. Peki diyor, bana müsaade et de diyor, ben diyor şey yapayım, bir danışayım diyor. Danış diyor tabii. Affedersiniz, ayak yolu var orada, abdesthane, hele. Hazreti oraya gitmiş. Gelmiş. Sultan hayret, yani hayretler içerisinde. Danıştım diyor. Ya sen gidip geldiğin yer öyle kim yok, kimse yok. Bir abdesthaneye gittin sen. Orada ne danışacak halim var? Yok yok, ben danıştım. Ne dediler diyor. Vallahi biz vaktinde çok güzel, çok hoş kokulu yiyeceklerdik. Çok nefis raihalarımız vardı. Herkes bize imrenirdi. Ama bak, bir insan içine girdik çıktık, ne hallere düştük. İnsan içine girip çıkmak zor, zor efendim, tamam mı? Neticede bunu da hissediyorum, bunu da biliyorum. İnsan içine girip çıkıp da temiz kalmak zor. Allah herkese insan içine girip çıkmayı ve temiz kalmayı nasip etsin. Amin. Merhabım, ancak bu kadar anlatabiliyorum. Ha, yani beni bu hikayemsi hatırayı da, bu tarihte olmuş bir şey, bana çok ısrar eden, ismini falan zikretmeyeceğim başbakan ve bakanları anlattığım için burada anlatıyorum. Başbakan aynen böyle söyledi. Bana izin verin. Yok ya, nereye, ne diyorsun dedi. Ya istiyorsan büyük şehir bak dedi, Mehmet Boyloğlu, istiyorsan milletvekili. Yok dedim, ben yeter, ben kendime göre yeter görüyorum. Tabii bir sirkülasyon olsun. Halk demesin ki ya kardeşim, sizin bu adamlardan başka adamınız yok mu, hiç mi genç delikanlı yetiştirmeniz, aslanlar gibi bir sürü, birçok delikanlı var yetişiyor, onların önünü açalım. Acemiyse acemi, işte bir yıl içinde öğrenirler, yeter ki samimi olsunlar. Ben böyle düşüncelerle bıraktım. Bıraktıktan sonra onlar bizi bırakmadı mı? Bırakmadı. Yine kamu yükü verdiler. Biri elektrik şirketinde bir yük omuzda. Peki söz verdik, onu emanetini taşıyoruz. Öbürü de Büyükşehir Belediyesi'nde meclis üyeliğimiz devam ediyor. Orada da verilen görevi yapmaya gayret ediyoruz. Bizim için görevin yapılış biçimi ve şekli önemli. Görevin boyutu, ebatı önemli değil. Ünvanı önemli değil. Şimdilik böyle gidiyor. Ben başlarken de bırakırken de çok bir özellik olsun falan diye değil ama
Bir de insanlar oturduğu şey, yani ölümlü dünyada fazla sahiplenmesini istiyorum. Hiç alıp giden yok. Beraber götüren yok. Kimler geldi, kimler geçti. Hiçbiri bir şey götürmüyor. Böyle bakmak zorundayız. Hazreti Mevlana, gemiye binip deryalar üstünde gezebilirsin. Çok keyifli olur gezmek. Sahil sahil, manzara manzara, güneş güneş gidersin. Ama gemi delindiği zaman, içine su almaya başladığı zaman, ki bu da işte dünya muhabbeti, para pul falan işleri, aldığı zaman olduğun yere çakılır kalırsın, boğulur gidersin okyanusun ortasında diyor. İçine su almadan devam edeceksin. Masasının üstü karışık olanın kafasının içi de karışık olur diye bir sözünüz var. Ben bunu özellikle açmanızı istiyorum. Masasının üzerinde hiçbir şey olmayan bir kişisiniz efendim. Ama gerçekten hiçbir şey yok. Ne sümen, ne kalem takımı, ne aksesuar. Tertemiz duruyor. Ve oraya gelen bir evrak anında yerine ulaşıyor. Hiç durmuyor. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Bu sözü biraz açar mısınız? Hay hay. Şimdi bir iş ya olur ya olmaz. Olmayacaksa adamı çabalatmanın gereği bu işin olmaz kardeşim. De uğraşma deyip işi bitiriyor. Olacaksa da zamana bırakmanın alemi yok. Hemen olacak bir iş. Yani belediyedeki işler bu türlü. Öyle uzun zamanlara bağlı işler değil. Yani tamam bir takım ihaleler falan var ama onlar da kağıt kalem falan işleri değil. Ben bazen bazen derken önceden adam masanın üstündeki evraklar arasında kaybolmuş. Adam aradığım çok oldu. Yani o kadar yığın yığın bir şey ki orada dosyalar, orada kalem, orada bir kalem daha, orada bir kalemlik. Birine gel şu kalemlerini sayalım dedim. 70'e geçtikten sonra utandı adam. Ya ne olacak senin bir tane kaleme ihtiyacın var. Bir tane bir adet kalem. Ben mühendis adamım. Bir tane kurşun kalem yeter bana. Yani kurşun kalem benim tercihim. Bir de müsvedde kağıt eğer not alacaksam o da şurada durur. Yani bir şeyi. Hepsi bundan ibaret. Telefon orada duruyor. Çalarsa cevap vereceksin. Şimdi işin o kafası karışık olur zaten. O kesin de. Çünkü adam evrakın arasında boğulmuş. Nereye hizmet nasıl edecek? Gelen adam rahat edemiyor. Gelen adam bu ne diyor? Bu kadar kağıt falan. Yani düşünüyor şimdi. Çok iş yapıyorum, imajı için mi bunları böyle koyuyor? Ben beceriksiz miyim dedirtecek. Yani gelen adam daha masanın üstünü gördüğü zaman bir takım çalkalanmalar başlıyor kafasından. Yok, adamı tertemiz küçük bir masada karşıla, meramını dinle. Olacaksa olacak, olmayacaksa olmayacak. Belediyenin işi o. Yani orada zaten uzun boylu bir muhabbet etmeye falan da gelmez kimse. Yani iki saat, bir buçuk saat oturacak bir hal yok adamın. Bir şeyi var, imardır, zabıtadır, emlaktır, bir şeyi var belediyeyle. O da çok belirli. O kadar belirli ki belediyenin işleri, sayrı sarımsak, dikili soğan derler ya, onun gibi bir şey yani. Evet, hayır. Ha, bir bu. İkincisi, o kadar belediyenin teşkilatı var, daire müdürü var, şef var, memur var falan kardeşim. Onlar şimdi başkan, her iş başkandan biter olur mu? Ben belediye daire, arkadaşlar sizden bitecek işleri bitirin muhtenizde olan şeyi. Hiç yapmayın, tereddüt etmeyin, kararınızı verin. Kanunlar çerçevesinde, ahlakın çerçevesinde ve uygulayın. Onları yetkili kılıyoruz ve adamları sorumlu tutuyoruz. Şimdi gelip de ben her müdürün işine karışacağım, her müdür benim gözüme bakacak falan. Şimdi yani o çok yanlış bir şey. O zaman o teşkilatın ne anlamı kalıyor? Ve biz yine istişare ediyoruz, çalışma metotlarını konuşuyoruz. Benim istediğim halkı bekletmeyin, halka pratik olun. Yani o kadar personel, o kadar teşkilat, yüzlerce insan ne diye oraya gidip geliyor belediye? Halka hizmet etsin diye gidiyor. Biz de halka hizmet edelim diye belediye başkanı olduk. Mesele bundan ibaret. O bakımdan masanın üstü bana göre bazı şeyler ifade eder. Bazı şeyler ifade eder. Yani ben İstanbul'da, Avrupa'daki saraylarda gezdim. Çin'deki sarayları da yani biliyorum. Saray derken devlet idare mekanlarını. Topkapı'yı da gezdim. Ya Ömer Bey siz de gezmişsinizdir. Doğru. Mütevazi, basit, tek katlı odalar. Doğru.
Öyle hiçbir şaşası, tantanası yok. Avusturya'da, Almanya'da, Fransa'da falan bir şatoya gidiyorsunuz. Adam herhangi bir şövalyenin, herhangi bir lordun falan herifin mekanı, makamını görseniz haşmet küpü ya. Ama ecdat çok mütevazi yerde. Hatta o bile lüks olmuş da bu ne tantana demişler. Bak tamam, manzara Allah'ın verdiği bir boğaz kenarı, o manzara o seninle alakalı bir şey değil. Ama çadırda da dünyayı yönetmiş. Eğer çadırda adaletli olarak yöneteceksen çadırda da olur. Mesela mekanla ayarlamak, mekanla kıyaslamak çok yanlış sonuçlara varıyor. Yani benim mekanım büyük olursa yönetimim şey olur. Yok, bu korku imparatorluğu oluyor. Bu borç imparatorluğu oluyor. Osmanlı'nın son zamanı. İttihat Terakki Partisi ne yapmış? Beylerbeyi Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Nur Osmaniye Camii almış borcu koca koca. Odaların sayıları belirsiz, adetleri belirsiz, ne mimarisi olduğu pek belli değil. İşte bu görkemli yapı yapmaya çalışmış. Devlet görkemli olursa haşmetli gözükecek. Alttan çökmüş, gitmiş, üfürmüş, yıkılmış yani. Rusya'ya, Sovyetler Birliği iken gittim, sonra da Rusya'yken. Yani değişik zamanlarda Rusya, Rus Sovyetler'de olsa, Çar Petro'da olsa, Putin'de olsa Rus, Rus'tur. Kafasında devlet yönetme ideali var. Yani büyük Rusya ideali taşıyor. Almanlar da aynı işte. Ari ırk idealini bir türlü terk edemezler. O da ayrı bir şey. Küçücük bir kasaba kadar bir şehire gidiyoruz. Dağıldı. Yani Sovyetler dağıldı. Geçiş dönemi çok zorluk yaşıyorlar. İzbe, köhne, bütün halkın oturduğu yapılar yani kerpiçten ev gibi, yani iki katlı, dört katlı basit evler. Doğal gaz bereketi var, herkes onunla ısınıyor. Maaş falan yok, fabrikada mecburen işe geliyor falan. Bildiğimiz Sovyetlerden kalan kalıntılar. Fakat bir tiyatro salonu var. Yani Avrupa'nın göbeğinde öyle bir tiyatro salonu yok. Dağın başında bir ilçeye gidiyorsun. Dağın başında bir ilçe, bir haşmet, bir şatafat, bir giriş kapısı insan kendini karınca gibi hissetsin diye yapılmış. Yani o kapıdan girince adam sürünüyor garibim. Yani içeri bir giriyorsun, renkler, dekorlar, masraf, altın yaldızlı şeyler. Adam patatesi soğanı zor buluyor yemeye. Bunun adına işte Sovyetler dese o da çöküyor. İşte Sovyetlerin çökme sebebini başka görmeye gerek yok. Halk. Yığın patates çuvalı gibi, yani çuvalın içindeki patates gibi, o illa oradaki konser salonunu şey tutacak, görkemli tutacak. Belayı buldu. Kim olursa olsun dünyada böyle bir devlet kalmaz ayakta. Böyle bir mantık ayakta kalmaz. Onun için yönetimin masalarla, binalarla çok büyük alakaları yok diye düşünüyorum. Ha, temiz olsun, mekanın temiz olsun. Elbisen temiz olsun, sökük olabilir, dikersin, tamir görmüş olabilir, kirli olmasın. Hepsi o. Yani şimdi o geçtik oraları, elbise falan kısmını, ama yani en azından şatafata girme. Şatafatın, gösterişin getireceği bir artı değer yok. Tam tersine yanıltıcı. Bak deminden beri Ali Bey'i anlatıyoruz, öbürünü anlatıyoruz. Hep yanılgıya düşüyor. Niye? Görsele inanıyor. Görsel böyledir kabul ediyor. Görsele dalan, yani adama bakacak ya işte uzun uzun boylular şöyle olur diye bir kabul, o dünyanın en büyük aldatması oluyor. Kısa boylular böyle olur diye bir kabul, Z kuşağı şöyle olur bir kabul, C kuşağı böyle olur bir kabul, Kayseriler şöyle olur bir kabul, Vanlılar böyle olur bir kabul. Bunlar yanlış. Temel yanlışlıklar. Bunlar bize giydirilmiş, birer yutturulmuş hap. Batı tarafında. Kabul yok. Çilesini çekmediğiniz şeyi kabul edemezsiniz. Kabul iman gibi bir şeydir. İman ettikten sonra dönemez. Ama onun için önceden iyi şey yap. Öyle masayla, kasayla, o getir adını, şeyle, binayla,
çok katlıyla, az katlıyla yönetim olmuyor. Yürekten yönetim oluyor. Senin yüreğini zayıf gördükten sonra binan kuvvet dolmuş, hiç kıymet harbiyesi yok. Ömerciğim. Çok güzel. Tam bu konuda gençlik arkadaşlarınızdan bir tanesi çok böyle giyinir, yaka mendili, efendim kravat, her şeyine böyle dikkat edermiş. Siz bir gün bakmışsınız, demiş zarfa değil, mazrufa bak. Evet. Buyurduğunuz gibi önce şunları şunlara düzelt. O arkadaş diyor ki o günden sonra kravat da takmadım, kaldırdım attım, hareketlerime dikkat ettim diyor. Bu zarfa mazruf. Tatsızdan kravat değil tabii. Önce hareket istiyoruz, önce davranış istiyoruz, önce samimiyet istiyor, önce doğru sözde olmak istiyor, önce ne bileyim bir takım insani değerleri taşı. Daha mümin olabilmek falan insanlığın çok üstünde bir şey. İnsani değerlerin falan bulunduktan sonra öyle müminlik, Müslümanlık falan sıradan herkesin ayağına takılan bir şey değil. Önce vasıflara, Efendimiz önce bunun sözü sağlamdır itibarı veriyor değil mi? Yani sözünden kimse şüphe etmiyor. Daha peygamberlikten önce. Doğru. Adaletine güveniyor. Herkes işini halletmek için geliyor. Bütün bu vasıflardan sonra peygamberlik görevi lütfediliyor, veriliyor. Onun için yani mümin olmak daha sonra işi. Önce insani vasıflara falan ulaş. Cesur ol, cesaretli ol. Yani cesaretli olmak gözü kara gidip de bodoslamasına bir duvara kafa at anlamına söylemiyorum. Yani senin kararlı olduğunu karşı taraf farkına varsın. Öyle şakadan biri değil. Öyle der az sonra unutur cinsli bir şey değil olacaksın. Yani geçiyorken uğradım tilki kardeş değil bu hayat. İnandığına doğru, bildiğine doğru. Ben bundan duyarsam bu doğrudur desin adam. Bu bana sahtekarlık yapmaz, bu insana sahtekarlık yapmaz dedirtmek lazım. Onun için bu eşyaya bakarak büyüklük taslamak, eşyadan bir şey ummak yanlış. Eşya insana hiçbir şey katmaz. Değer katmaz. Eğer güvenirsen değerini düşürür. Yani güvenmezsen kullanırsın. Arabadan en kral araba olsun. Ama sen onu kullan. O sana bindiyse artık arabanın lastiğini havadan keser, omuzunda araba taşımaya başlarsın. Eşya böyle bir şey. Omuzunda taşıma. Sen ona bin ve kendini taşıt. Yani sana hizmet etsin. Manasına. Efendim şimdi enerjiyi ben sormak istiyorum size. Hem Türkiye'de hem dünyada enerji savaşlarından tutun da en önemli hem maliyet hem gider hem de ülkelerin ekonomilerinden tutun da egemenliklerine varıncaya kadar en önemli unsurların bir tanesi enerji olmaya başladı. Türkiye'de de malumunuz elektrik enerjisinden tutun da diğer doğalgaz ve yakıta varıncaya kadar ciddi bir konu gündemde. Gerek pahalılık, gerek maliyet, gerek ithalat konusu. Bir de bu savaşla beraber inanılmaz şekilde gündemin birinci maddesine oturdu. Enerjiyi ve Türkiye'de kullanım alanı olarak ve maliyetler açısından da nasıl görüyorsunuz efendim? Şimdi yeni anlaşıldı derken Türk insanı yeni anladı. Bu belliydi bu başından zaten. Yani dünya bunu tanıyordu enerjiyi. Biz biraz geç tanıştık diyebiliriz veya tanıdık. Yoksa Birinci Dünya Harbi enerjinin mihverinde döndü. O güne kadar İngilizler başroldeydi. Birinci Dünya Harbi'nin baş artisti İngilizlerdi. Yani çıkartan, organize eden, bölüşen, paylaşan, nemalanan İngiliz ve milletler topluluğu ile ona yandaşlar olan ittifak devletleri denen. O günlerde İngiliz gemileri odunla yürüyordu. Hmm. Bir de kömürle. Odun şimdi kömürle. Şimdi kömürler değildi yani. Evet, enerji oydu. Çok ilginç. Enerji oydu. Ne zaman ki Almanlar Birinci Dünya Harbi'den sonra petrol gündeme geldi. O bölüşüm petrol için yapıldı. Birinci Dünya Harbi'nin sonucunda enerji bölüşüldü tekrardan.
İngilizler enerji adalarını şey yaptılar. Amerika'da ilk defa petrol bulundu falan tarafından. İkinci Dünya Harbi patlak verdi. İkinci Dünya Harbi'nin sonunda nükleer bulundu. Yani nükleer denendi daha doğrusu. Bulundu denendi. 3 falan diyorlar ama işte her an harp devam ediyor. Şimdi bir numaralı gündem yine enerji ve nükleer. Kullanırım, kullanırsam şöyle olur, kullanmazsam böyle olur. Herkes diliyle dişinin arasında birbirini tehdit ediyor. Ve enerjiye bütün dünyadaki insanlar son derece bağımlı hale kaldı. Bu bağımlılık kolay çıkılacak bir bağımlılık değil. Kömür dönemini kapatıyor. Kaynaklar da azaldı. Afrika'da olsun, İngiltere'de olsun, işte Ukrayna'da, Afrika'da, şurada, burada. Şimdi petrolün de miatlı olduğu, bundan 50 yıl sonra petrolün sonlanacağı düşünülüyor. Yeni enerji kaynakları. Yani demem şu ki, bir defa enerji üstünde dünya dönmeye başladı. Birinci harp, ikinci harp ve şu an hala enerjinin üstünde. Bütün ortadaki, yani şimdi biz bir depo benzin veya mazot arabamızın deposunu doldururken şu kadar lira fazla para ödüyoruz. Ödüyor da bu birinin cebine giriyor. Bu cebine giren şeyler petrol satıcı ülkeler. Yani Suud, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, dolayısıyla Amerika. Çünkü bunların elinde para bırakmıyor Amerika. Hepsinin tepesinde sizi koruyorum hesabıyla sattığı uçak, satmadığı uçak, gönderdiği asker, göndermediği askerin parasını alarak %80, %85'ini alıyor zaten peşine. İran, Venezuela ve Ruslar, Rusya harbin içinde ama 50 dolara satılan petrol oldu, 120 dolardan gidiyor şimdi. Enteresan, şu anda Rusya petrollerini Amerika şirketleri satıyor dünyaya. Evet. Harbi ediyor dünya. Peki nasıl satıyor? 120 dolara satan Amerika şirketleri. Rusya'ya sen 50 dolardan veriyordun, 70 dolardan alıyorum şimdi seninkini. Rusya artı 20'den fevkalade memnun. Kalan 40-50'yi de Amerikan petrol şirketleri aralarında taksim ediyor. Yani yine insan canı, insan kanı enerji üstünden bozuluyor, dökülüyor. Topraklar, ülkeler işgal ediliyor veya yok ediliyor veya yerle bir ediliyor. Enerji bahanesiyle yerle bir ediliyor. Fakat işin esasında Birinci Dünya Harbi sonu itibarıyla yeryüzü Batı kültürünün mantalitesinin boyunduruğuna girdiği için o acımasızlığın sonuçlarını görüyoruz. Yani petrol olur, kullanılır, bir varlıktır, insanı rahat ettirecek bir vasıftır. Ama insani değer tanımadan kullanılınca böyle oluyor. Yani Mısır'da, Libya'da, Yemen'de, Afganistan'da, Suriye'de, Irak'ta, Ukrayna'da, daha dünyanın bir başka yerlerinde milyonlarca insan ölüyor. Batı yöneticilerinin, batılı insanın, batı kültürünün vicdanında en küçük bir hasar yok. En küçük bir şey yok. Yani Putin ne duyuyorsa, Zelenski aynı çizgi, aynı duygu içerisinde. Geri tarafı edebiyatını yapıyor. Bu konu uzuyor. Genelde ulusal televizyonlar derin yorumlar yapıyorlar. Daha fazla şimdilik konuşmanın gereği yok. Peki bu savaş nereye evrilir efendim? Ne olur sonuç? Sonuç tahminler var, bir takım tahminler var. Ha nedir? Ruslar Ukrayna'nın, biz bıraktık, Ukrayna'yı yapan biziz, bunu NATO'ya falan bırakacak halimiz yok diye. Önce Kırım'ı, Gürcistan'ın, Kazakistan'ın başına gelenin aynısını buraya da getirdi. Getirdiler de zaten. Karadeniz'le ilişkisini kesti Ukrayna'nın. Donetsk yerine de geldi, oturdu. O Kiev kuşatması olsa da olur, olmasa da olur bir şey. Yani Rusya maksadına ulaştı benim görebildiğim kadarıyla. Yani coğrafi maksadına ve imparatorluk maksadında
orada atacağı adımı attı. Kazakistan'da atacağı adımı attı. Peyderpey Amerika'ya bölgesel üstünlük sağladı. NATO eli kolu bağlı, Amerika eli kolu bağlı. Laf vermekten, söz yetiştirmekten başka hiçbir şey yaptığı yok. Yani Fransa Cumhurbaşkanı olan Mitterrand söylemişti. Beyin ölümlü, ölümü tamamlanmıştır, bitmiştir NATO'nun diye. Çok olmadı bunu söyleyeli. Bu da şimdi ifraz oldu. Şimdi yani üzülerek söylüyoruz. Biz çünkü gerçekten insani değerleri düşündüğümüz için insana üzülen insanız. Bu Ukraynalı da olsa, Suriyeli de olsa, Venezuela'da olsa, Çin'de olsa, Maçin'de olsa, Japon'da olsa, halkta yönetime dahil olmayan halkın bir şeyi yok. Üzülürüz, yüreğimiz yanar, başımızı açıp koşarız elimizden bir şey geliyorsa diye. Ama Kayseri'de bir laf var. İki kapılı çarşının girişinde bir tüfek malzemesi satan Bekir vardı. Tüfekçi Bekir derlerdi. Gerçi adı bana benziyor ama benimle alakası yok. Bu iki kapılı cami tarafından girişte tüfekçi, hemen girişte solda tüfek dükkanı vardı. Tüfek av malzemeleri falan satar, tüfek satar. O kapıda da her nasılsa günde 3-4 defa kavga çıkardı. Kapının adam, dükkanın kapısının önünde bir yaka paç olur. İki insan, iki grup böyle paldır küldür. Günde 3-4 kavga zuhur eder. Adam da dükkanın önü olduğu için her kavgaya biraz da olmasın istekli. Kavga varır girer, ya işte çocuklar durun, sakin olun demez falan demeyi adamda ne ceket kalır, ne pantolon kalır, ne gömlek kalır. Sağ solu kanar, yırtılır. Bir bakmışsın kavga eden taraflar yok. Adam dükkanına girer ki paramparça olmuş. Atasözü kaldı. Yırtılan tüfekçi Bekir'in yakası oldu diye. İnanın bu atasözü duymuştum ama bunu bilmiyordum. Evet. Demek oradanmış bunun. Bu yaşanmış yani, olmuş bir. Tabii tabii. Tüfekçi Bekir orada. Şimdi o kapı şekil değiştirdi. O tüfekçi falan kalmadı. Yani yırtılan tüfekçi Bekir'in yakası lafı gereği işte yırtılan gariban vatandaş, halk. İşte diyelim, bak enteresan. Husiler, Yemen'deki Husiler, yani İran yanlısı Husiler kısaca, Suudi Arabistan'ın petrol de şeylerine bomba atıyor ve yakıyor. Yanıyor şimdi, yanıyor. Yangını söndüremediler. Şu an itibariyle belki söndü, belki yangın da büyük bir yangından bahsediliyor. Suud Aramco petrolleri yanıyor bir bölümü. Sovyetler dedi ki arzı artıralım. Suud dedi ki arzı artıralım. Sovyetler ne yapıyorsunuz kardeşim? Arz artırılır mı? Bak ne güzel para kazanıyoruz. Ya sakın. Amerika öyle şey yaptı, biraz arz artıralım da yani üretimi 1 milyon varil daha çoğaltalım, biraz daha şey olsun, Rusya petrol vermem lafından uzaklaşsın. İran alındı. İran alındı ve oradaki maşalarına atın 4 tane bomba dedi. Attılar Suud'a, Suud'un Aramco'suna. İran da istemiyor arzın fazlalaşmasını. İran da petrolden %80'ini petrolden karşılayan bir ülke. Yani böyle yukarıdan dönen dolaplar tüfekçi Bekir'in yakasını yırtıyor kardeşim. Ne yapsın tüfekçi Bekir ya? İşte halk orada. Husiler bu kadar ölüyor. Aramco'nun şeyi yanıyor. Öbür tarafta milyonlarca halk perişan oluyor falan. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ama en azından olayların farkında olmak lazım diye düşünüyorum. Yani o Hüdayin Abid orada bir bomba geldi de Aramco tesislerinin başına düşmedi. Suud da sesini çıkartamıyor. Ey İran veya Husiler niye attınız bu bombayı diyemiyor. Biliyor çünkü. Olay büyümesin istiyor şimdi, ne olur ne olmaz. İkinci bomba gelmesin, ikinci petrol patlamasın. Evet gerçekten. Köleliğin de böyle şeyleri var, halleri var. Maalesef çok doğru söylüyorsun evet. Efendim. Allah razı olsun, gerçekten çok güzel bir sohbet oldu. Gerçekten çok büyük bir keyif. İnşallah bunun yenisini yaparız. Sizi de çok fazla yormak istemiyoruz. Bu son dönemde bizi yurt içinden, yurt dışından
izleyen izleyicilerimiz sizi de çok seviyorlar. Neler söylemek istersiniz efendim? Efendim hoşça vakit geçirsinler. Gönüllerine göre olsun. Dua ederiz, dua isteriz. Hepsi ondan ibaret. Hepsine hayırlı geceler diliyorum. Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Sayın Bekir Yıldız Bey'le yaptığımız zirve defteri sohbetini burada sonuçlandırıyoruz. Bir başka programda buluşuncaya dek hepinize mutlu aydınlık yarınlar dilerken programımızı yine ben Sarı Gelin'den çok etkilendim. Gerçekten çok da güzel ifade ettiniz. İsterseniz yine Sarı Gelin'i dinleyerek veda edelim efendim. Sarı Gelin'i dinliyoruz. Azeri lehçesiyle Sarı Gelin. Azeri yorum. Saçın ucum hürmezler, gülün su dermezler, sarı gelin. Saçın ucum hürmezler, gülün bu sefer.